İyi akşamlar, sen ne dersin, hoş geldiniz. Yavuz Oğhan ve Akif Beki ile beraberiz. Nasılsınız? Hepimiz gömüldük doğal olarak. Evet, telefona niye? Bakıyoruz çünkü. Ne demek, ne demek, ne anlama geliyor? Düşük, orta riskler hangi iller, riskli olanlar? Şimdi yüksek ve daha çok yüksek olanlar hangi iller? Genel bir şey söyleyelim değil mi? Genel. Genel bir şey söyleyelim. Bir haritayı verdiklerinde. Harita, şimdi en önemlisi harita. Bir haritayı görelim. Çünkü normalleşecek iller ve... Bir genel şey var. 21'den sonra sokağa çıkma devam edecek. Devam bütün edecek. Türkiye'de. Evet, devam edecek. Değil mi? Öyle evet, bir şey var. Evet, öyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde. Bir dakika, önce şu haritayı bir anlatalım. Şimdi Cumhurbaşkanı bu haritayı konuşurken ekranın kenarında gösterdiler. Az önce paylaşıldı bu harita. Kırmızı riskin yüksek olduğu şehirleri gösteriyor. Yani orada bir normalleşme yok. Anlıyoruz zaten. Karadeniz ve Konya'yı görüyorum. Ondan sonra Balıkesir var. Edirne var sanırım. Osmaniye bu var. Bu şehirlerde normalleşme olmayacak. Adıyaman var. Bunun Sakarya. Bir altı, kırmızının bir altı turuncu olan şehirler. Yani en riskli olan kırmızı, ondan daha az riskli olan turuncu. O illerde ne olacağına birazdan bakarız. Yani o illerde bir normalleşme olacak mı? Ne kadar bir normalleşme olacak? Bakarız. Turuncuda da olmayacak. 16 olmayacak. Görenler baksınlar orada da. Sarıda normalleşme olacak. Sarıda normalleşme Mavide olacak. Mavide normalleşme Mavi olacak. Mavi tertemiz. Öyle görünüyor. Evet, İstanbul Güneydoğu nerede? Tertemiz. İstanbul. İstanbul'da normalleşme yok. Yüksek riskli. Kırmızı mı İstanbul? Yok, yüksek riskli. Yüksek mi? Çok yüksek. Kavun içi. Kavun içi. Evet. Orada kırmızı, orası İzmit mi? Kırmızı Sakarya. Diyor. Sakarya. Altıda Bursa mı orası arkadaşlar? Bursa ve Sakarya'da. Bursa'da bir şey göremiyorum. Ama evet. Şöyle normalleşme olmayacak derken yanlış anlaşılmasın. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günleri bütün yüksek Türkiye'de ve çok yüksek illerde de kalkıyor. Bütün Türkiye'de kalktı. Pazar günü devam edecek. Yüksek ve evet. Çok yüksek evet. İllerde pazar doğru. Günü devam edecek. Cumartesi kalktı. Geri kalan bütün illerde pazar da kalktı. Cumartesi pazar komple kalktı. Şimdi bu harita her hafta yeniden açıklanacak. Her hafta o şehirdeki durum neyse ona göre normalleşme uygulanacak. Mesela sarıysa diyelim gelecek hafta turuncu oldu ya da kırmızıya döndü, oradaki normalleşme kalkacak. Ya da kırmızıysa, sarıya döndüyse o şehirde normalleşme olacak. 65 yaş üstü ne oldu şimdi? Şimdi söyleyeyim mi? Kırmızı da mesela. Açık. Kırmızı ve kavun içinde. Evet. Yani yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü ne yapacak? Şimdi, ve 20 yaş altı. Tek tek sayıyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli şehirlerde tamamen kaldırıldı. Yani sarı ve mavilerde kaldırıldı. Yüksek illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Yani turuncu ve kırmızı da devam edecek. Evet. Akşam 21'de... Hafta sonu hayır, sadece pazar devam edecek. Pazar cumartesi günü kalktı. Devam edecek. Evet, cumartesi tamam. Bütün Türkiye'de kalktı. Sadece peki, pazar günü devam edecek. 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı her yerde bütün devam edecek. Bütün Türkiye'de devam edecek. Kırmızı da olsa, mavi de olsa devam edecek. 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlayacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yani sarı ve mavi ise sadece 8 ve 12'ler değil diğer sınıflar da açılacak. Doğru mu? Orada bir tabii doğru anlıyorsun. Orada bir belki küçük ekleme yapmak lazım. Milli Eğitim Bakanı daha önce açıklamıştı. Full kapasite değil. Büyük olasılıkla belirlenen günlerde yapılacak. Ha, 2 gün mesela. 2 gün yapılacak. Ama yüksek riskli illerde açılmayacağı için bütün öğrencilerin merak ettiği şey sınavlar olacak mı olmayacak mı? Sınavlar bütün Türkiye'de olacak. Tamam. Sadece sınavlara gidecek öğrenciler. Yüz yüze sınavlar yapılacak, yapılacak dedi başkanı. Evet. Kafeler, restoranlar ne olacak? En çok merak edilenlerden bir benim tanesiydi. Benim en çok merak ettiğim o değil. Ben en çok parti kongreleri ne olacak? Ha sen onu ben merak ediyorsun. Ben onu merak parti, ediyorum. Parti, onu da söyledi. Parti söyledi kongreleri. Söyledi. Evet, geleceğim evet. Oraya. Serbest olacak mı onlardan? Geleceğim oraya. Sana serbest olacak mı? Herhalde kendine serbest olmadın. Hayır ben 65 yaş üstüne serbest olacak mı onu merak ediyorum. Şimdi kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında yani kırmızılar dışında 7 ile 19 saatler arasında %50 kapasiteyle açılacak. Yani %50 kapasite ne demek? 10 masası varsa 5'ine. 10 kişilik yeri varsa 5 kişi alacak. Evet 5 kişi alacak. Burada şey dikkat çekeceğim ama. Yani sadece kırmızılarda açılmayacak kafe ve restoranlar. Turuncu, sarı ve mavilerde açılacak. Diğer normalleşme adımları öyle değil. Kırmızı İstanbul'da da açılıyor bu şartlar altında. Açılıyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de
Ya İstanbul'un turuncu olduğundan emin misiniz? Ben tam evet, uzaktan göremiyorum. Ben, turuncu ben değil mi arkadaşlar? Turuncu. Turuncu mu? Evet, tamam. Tam önümde duruyor yani. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. Yani memurlar da... Zaten numaralandırmışlar 3 numara. Yani bir... Bir altı. 65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak. Yani mavi ve sarı. Sarı ise kaldırılacak. Yüksek ve en yüksek şehirlerde sürecek. Ama orada da genişletilecek dedi sanki evet, orada da. Saatleri fazlalaştırılacak dedi. Ha, dışarı evet. Çıkma saatleri. 20 yaş altı için de geçerli mi? 20 yaş altı için hiçbir cümle söylemedim. Onu ben duymadım evet. Peki okula nasıl tekrar gidecekler? Onlar zaten okula gideceğine göre yasak kalkmış farz etmemiz lazım. Değil mi? Sınava gidecek, okula gidecek. Ama dolayısıyla biliyorsun mantık her zaman işlemiyor bu. Doğru orantılı değil. Yanılırsın yani polise tostarsın valla. Valla evet. O iş öyle değil biliyorsun babana, yani. Babana söyle 3000 çeksin diyebilirler yani bizim oğlana değil mi? Tabii tabii. Evet, o iş, ben onu çıkartmayayım yine. Her ona ne sen bak hani mantıken bunun böyle olması lazım. Hayır illa kanunlar ya yani yasaklar serbestlikler birbiriyle orantılı ve mantıklı tutarlı olmak zorunda değil. Tabii. Evet. Ben sağlama alayım işi çocuğu çıkartmayayım. 65 diyorsun. Yaş üstüne serbest 20 yaş altına yasak devam edebilir yani. Ya olabilir tabii. Okullar açık ama 20 yaş altı söylemiş çıkamaz. Söylemiş bu arada. Olabilir. Söylemiş. Söylemiş mi? Evet evet. Devam ediyorum. Halı saha ve havuzlarda düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek. Gene restoranlarda olduğu gibi. Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 21 yaşın altı için orta ve düşükte kaldı. 21 yazmışlar ama tabii bunlar çok hızlı yazılıyor internet sitelerine. 20 yaş. Evet. Orta ve düşükte kaldırılacak, yüksek ve çok yüksek yerlerde artırılacak. Onu konuştuk süresi zaten. Süresi artacak yani. Süresi, sokağa çıkma evet. Süresi. Ama anladığım kadarıyla 20 yaş altı içinde sınav mınav olduğundan kaldırılıyor. Herhalde söyledim ben sana. Öyle anlaşılmıyor. Tahminim kaldırılacaktır yönünde. Ama sen gene de ne söyleniyor ona tabii, bak. Tabii sağlam almakta fayda. Sarı kaplı kitapta ne yazıyorsa onunla amel et yani. El alem mi ne yapıyor bir bakalım. Sivil değil toplum mi? Kuruluşlarının, kooperatiflerin ve benzeri kuruluşların düşük, orta, yüksek. Düşük, orta, yüksek yani sarı, kırmızı, sarı, turuncu ve mavilerde 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacak. Senin sorunun cevabı bu mu? Kongrelerde buna dahildir herhalde. 300'ü geçmeyeceksin. Yani bu, ama AK Parti kongreleri bitti. Peki iki kişi motosiklete binebiliyor musun? Karı koca. o kadar detaylı mı? Onu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde göreceğiz anladığım kadarıyla. İki kişiyi motosiklete karı koca beraber bindiler diye aranızda sosyal mesafe yok diye aynı yatakta yatıyor bunlar evde. Aranızda sosyal mesafe yok diye polis durduruyor biliyorsun. Evet. Sonra belki de espri ya da bir görgü tanığının ifadesi. Sonra da o polis memuru iki arkadaşıyla daha üç kişi bir arabaya binip gidiyorlar. Karakola gidiyorlar. Ya kadını otobüs durağında bıraktırttı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok acayip. Ama onun için dedim yani şimdi 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi lebalep kongre salonlarını dolduruyor diye ona güvenip karı koca motosiklete binmeye kalkmayacaksın. Tabii. Şimdi o lebalep dolu kongrelerin olduğu yerler bu yasaklardan önce yapıldığı için kongreler. Herhalde kapsam dışında sayıldı. Bundan sonrasına bakacağız. Tabii tabii. Mesela o kırmızı illerde olsaydı bugün 300 kişiyi geçemeyecekti değil mi o kongreler? Geçemeyecekti. Mesela Rize'de gördüğümüz o kalabalığı da göremeyecektik. Ya da Trabzon'daki. Ama nasıl bir salonda yaptığına göre 300 kişi de lebalep olabilir. Öyle bir ayrıntı da var. 300 kişi de lebalep. Dar bir salonda yani yapıyorsan 30 kişilik lebalep. Salona 300 kişiyi koyarsan lebalep ona hatta... Olur. Lebalep'ten de ama şey... Ama salonlarda da %50 kapasite zorluğu var. Balık istifi, balık istifi izdiham derler ona yani. Evet, artık doğru. Lebalep de değil, tepeleme. Peki, AK Parti'nin kongreleri bitti değil mi? Büyük kongre kaldı sadece. Ankara'da o. Ankara'da o da yapılacak. 300 kişi mi olacak acaba? 300 mi olacak? Yani 300 beklemeli miyiz? Ankara sapsarı. Hiçbir risk yok. Bence 3000 yapalım. Yani olabilir. Allah ne verdiyse artık onun bence 3000, 5000 tutulmaz. Onun şeyi olmaz artık hesabı. Kongre olmaz. Ne zamandı? Kongre Mart'ta. Sonunda diye hatırlıyorum. Mart'ta. 20'lerinde bir şey olmaz. Mart'ta. 24 Mart diye hatırlıyorum ben evet. Ama 24 Mart'a kadar tabii Ankara'da Ankara sapsarı. Sapsarı mı? Öyle temiz, mi? Tabii. 24 Mart'a bir kadar bir mali kalmadı mi? O zaman yani doldurmakta tıka basa doldurmakta bir sorun yok.
olabilir. Lebalep yani. Olabilir. O demek bu. Sen evet. Önceden olamıyordu ya, artık serbest. Artık serbest. Artık olabiliyor. Artık serbest, evet. Bu şimdi bazı izleyiciler, yeri geldi söyleyeyim. Hani duyuru yapıldığında Twitter'dan altına yazıyorlar. Ya ironi değil de böyle hani doğrudan söyle. Doğrudan nokta atışı ne söylenecekse o cümleyi söyleyin diye. Ben o zaman şimdi yeri geldi söyleyeyim. Ya bu tutarsızlıklar var ya uygulamalarda. Bu kanun önünde eşit olmamak, yasaklar ve özgürlükler karşısında eşit olmamak, adamına göre muamele, ayrıcalıklı bir zümre, bir kesimin ortaya çıkması filan. Bunlar var ya, bunlar olacak şey değil ya. Çok yanlış bunlar. Doğrudan söyledim. Doğrudan söyledim. Doğrudan, evet. Gerçekten mi? Vallahi doğrudan söyledim. Ama bak şimdi ironi yapıyorsun zannediyorum. Artık rahat konuşabiliriz. Öyle mi? Hayır, ha. Yani bunu, madem geldi diyorsun. Bizim ağzımızdan ya. Bunun çıkması çok önemli. Çok yani önemli. Doğrudan mesela bu çok yanlış. Falan direkt söyleyeceksin öyle hani şakaya altını, vurmadan. Altını çizmen gerekiyor çok, belli yerlerde. Tabii. Doğru olana da ya bunun evet altını çiziyorum. Bu çok doğru. Ona şuna da parmak basıyorum. Burada bu çifte var ya. Standart var diyorsun. Belli yerlerde. Evet yani burada. Kabul edilebilir değil. Değil. Asla kabul edilemez. Asla da demen lazım. Asla demek. Bizim ağzımızdan bunun duyulması çok önemli. Çok önemli. Direkt. Yani öteki türlü tam böyle net bunu böyle adını koymadığımızda, şakaya vurduğumuzda yanlış devam ediyor, düzelmiyor. Evet. Biz şimdi söyledik, bitti şimdi mesele. Bu bizi, sen hep böyle mi artık devam edeceksin? Artık yani? Çok ciddiye bindi iş bundan sonra bizdeki böyle. Bizdeki sistem değişince Türkiye düze çıkar mı diye. Biz ironi yaptığımız için net olarak ne dediğimiz anlaşılmadığı, dümdüz söylemediğimiz için yanlışlar devam ediyor, düzelmiyor bir türlü. Şimdi düzelecek diye bir umudum var anladığım kadarıyla. Biiznillah yani. Biiznillah. Artık söyledik, o iş bitti. Bundan sonra çifte standart. Ondan sonra ona yasak, buna serbest. Yargıda adalet. Yargıda, kanun önünde eşitsizlik filan, bunların hepsi adamına göre muamele. Bunların hepsi artık sona erdi. Sona erdi. Artık. Güzel. Bu akşam itibariyle göremeyeceksiniz. Bugün bir daha. Dönüm noktası anladığım kadarıyla. Öyle anlaşılıyor. Evet. Öyle vatana millete hayırlı olsun diyelim o zaman. Bu yani şehirlere eğer tedbirlere uyarsanız, maskenizi takarsanız, sosyal mesafeye dikkat ederseniz normalleşirsiniz. Yok eğer etmezseniz kapanırsınız dedi. Demek bakımından bu sistem bence fena değil. Yani bu kırmızı, sarı, mavi. Peki benim bir sorum olacak bu şartlar altında. Peki. Ben diyelim ki Yozgat valisiyim. Mesela. Vali bey olmasın. Ya. Olmayan bir il söyle. Niye? Sahibi olan il orada. Ya bir sahibi var orada. Sahibi var. Sen kimsin diyorsun. Vali benim diye. Sana çıkışmasınlar hayır, sonra. Hayır şey olmuyor mu? Büyükelçi atanabiliyor, vali atanamıyor. Mesela Cumhurbaşkanı size beni vali atayamaz mı? Ya tabii ki. Büyükelçi atanabiliyor değil mi? Tabii ki. Belki de bir gün isteyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde biliyorsun. Değil mi? Cumhurbaşkanı isterse yapar. Yani, hatta diyelim ne ki, zaman seni ne zaman nasıl zaman atayıp dakika, atamayacağını. Biraz daha batıya mı insem ne yapsam? Yozgat. Seni ne zaman nasıl atayıp atamayacağını ne zaman açıklayacağı hususu da Milli Gazete, Resmi Gazete ne zaman yayınlanacağı da tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Takdirinde değil evet. Mi? O, yani yeni sistem böyle zaten. Öyle. Peki. Yozgat valisiyim diyelim. Sapsarı bir şehir var. Mücadelede başarılı olmuşum. 3 kişiyi bir araya getirmemişim. Tebrik ederiz. Ve sapsarı çıkmışım haritadan. Alnımın akıyla. Şimdi kıpkırmızı bir ilden, yani Yozgat'ın komşusunu söylüyorum. Amasya. Amasya'dan bana gelecekler. Kırmızılığı beraberinde getirmeyecek mi? Ama yani şehirler arası şeyi seyahati yasaklamıyor. Zaten yasak değil ki. Tamam işte beraber getirmeyecek mesela. Yasaklansın ya, mı diyorsun? Hayır yasaklansın demiyorum. Sapsarıyım ya şimdi orayı gördü. Burada hastalık yok diye. Amasyalılar, Tokatlılar sınır komşusu. O tarafa akın ederlerse etmezler mi? Etmezler canım niye etsinler belki, ya? Niye etmesinler ya? Hastalık Yozgat yok orada. Diye oraya mı gidecek? Hastalık yok. Tertemiz. Gelenler getirmeyecek mi? Ben Amasyalı, yani bir tarafım Amasyalı, Amasyalı... Gelenler getirmeyecek mi? Ne diyorsun yani şimdi şehirlerin girişlerine kelepçe mi vurulsun? Hayır yarın Yozgat valisi olarak ben şunu söyleyemeyecek miyim? Kırmızı illerden bana gelmesinler arkadaş diyemez miyim? Büyük bir başarı elde etmişim. Seyahat özgürlüğü... İl Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla yapamaz mıyım bunu? İl Hıfzı Sağ Kurulu'yla ben sokağa çıkmaya sahilen ediyorum. Ama niye? Zaten ya sarı olma yani... Bu harita sistemine geçmeden evvel de yoktu ki öyle bir şey. Peki. Tamam işte artık var, harita var. Önümde belli yani tehlike belli. Yani sen kırmızılar sarıya gidemezsin, sarılar zaten hayır, kırmızıya yapamaz gidemez. Miyim? Yapmak istemez misiniz siz? Riskli şeyden gelmesin. Komşum var, Kırşehir, sapsarı.
Oradan gelsin gitsinler derim yani. Vallahi normal, herkes normalleşme beklerken bu yeni bir kısıtlama anlamına geliyor. Bu güzel bir soru. Yo, dediğin tamam, anlaşıldı. Güzel bir soru. Bir soru daha var. Şimdi hıfzı sıha kurulları deyince il hıfzı sıha kurullarının kararlarıyla mesela barolara kongreleri yaptırılmadı. Evet. Acaba şimdi yapabilecekler mi? 300 normalleşme kademeli. Söyledi işte dün başkanım. Belli yerlerde ama her yerde değil. Bu da şunu getiriyor. Bütün illerde kongreler yapılamadığı için kongreler tamamlanamayınca genel kurul yapılamayacak. Hayır, şimdi genel genel kurul yapılamayacak. Başka bir şey daha var. Genel uygulama itibariyle evet 300 kişiye kadar işte şu renkli illerde yapılabilecek dendi ama gene de valiliklere inisiyatif bırakıldı. Karar gene de valiliklerin il hıfzı sıha kurulu toplanıp sayın valilerin başkanlığında illerinde hala sakıncalı gördükleri için işte baro kongrelerinin yapılamayacağına karar veremezler mi? Bence verebilirler. Bir soru daha sorayım o zaman. İşte soru soruyu getiriyor beraberinde. Sorma. Mesela yani, çok özür dilerim. Sen şunu mu diyorsun yani sarı olmasına rağmen Yozgat valisi sarı olmasına rağmen orada baronun kongre yapmasına izin vermeyebilir. Ne diyorum? Yani o yetki, ona yetkisi, inisiyatifi peki, var bir mı? Soru, bırakıldı bir, herhalde bir o soru, inisiyatifi. Bir soru daha. Ankara sarı. Bundan sonra Ankara'da insanlar herhangi bir şeyi sokakta protesto edebilecekler mi? Gibi mesela. Şimdi inan şaşırıyor bu sorular ama yani sanki inan AK Parti kongrelerini yapabiliyor diye barolara da yönetimleri kendi başına teşekkül etsin, oluşsun istenmediği için barolara da o izin verildi mi? O serbestlik tanındı mı? Sanki AK Parti yapabiliyor diye onlara da tanınmış gibi. Sen şimdi şey yapıyorsun yani şaşırıyorsun. Hadi, ya nasıl olur? Toptan nasıl izin olur? Çıkmadı mı kardeşim diye. Aynen yani 300 kişi sanki yani tutarlı olma mecburiyeti varmış gibi. Yok muydu orada? Böyle, şimdiye kadar gördük mü öyle bir uygulama? Doğru. Tutarlı i̇şte, olma mecburiyeti. Nasıl olur diye şaşırdı da ya nasıl ya olabilir öyle işte yani. Finlandiya'da falan büyüdüğüm için ama tabii oralarda. Cumhurbaşkanı dinlemedin herhalde. Yaklaşık 1,5 saat falan anlattı. Oralar evet, ne kadar kötü olduğunu. Ama Bay oldu. Kemal demedi. Evet. Yani salgından işte bazı illerin haritada kırmızı çıkmasından Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutmadı mesela. Bence bir şey var. Ama genel olarak zaten kötü yanlış giden her şeyden sorumlu. Ayrıca söylemeye gerek yok. Belirtmeye gerek yok. Konya'da oturan biri olarak diyor, öğlen yemeği için Ankara'ya gidebiliyor muyuz? Konya kırmızı ya. Öğlen gitti geldi, o kırmızılığı götürdü. Gidebiliyor işte. Bilmiyorum. Şu anda gidebiliyor. Şu anda şimdilik gidebiliyor. Şimdilik gidebiliyor. Bu arada, tam tersi de olabilir. Mart'ın 18'inde yanılmıyorsam Türkiye'de bu gece kulüpleri, barlar bunlar kapandı. Bir yıl oldu. Burada kafeler ve restoranlar var anladığım kadarıyla. Var 7-19 arasında. 7-19 arasında 19 ama. Niye 19? Yani restoran 19. Mesela Mamiler gece mi? Devam eden bir şey yok. Bilmiyorum yani özel bir şey var mı? Belki de hani pandemi nedeniyle olmuş olabilir gerçekten. Ama mesela adamlar bir yıldır kapalı dükkanları ve şu anda bir müjde bekliyorlardı. Sarı, risk yok ama orada da yok. Mesela gece kulüpleri, barlarla ilgili herhangi bir şey yok. Evet, barların adı hiç geçmedi. Peki. Bu her şeyde... Zaten restoran, özür dilerim, içkili yerler mesela 19'a kadar onlar yani açık kalsa bile... Onları mutlu edecek bir şey değil, haber değil. Çok mutlu edecek bir haber değil. Şimdi her şeyden şikayet edip beğenmeme huyunu artık bırakmak lazım Yavuz. Yani beni yaşlandırıyor değil mi ya? Yani hamama gider kuruna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez falan gibi öyle her şeyden. Bir halim var değil mi? Her şeyden şikayeti bırakmak lazım. Çabuk yaşlandıran bir şey bildiğim kadarıyla. Sürekli müjde diyorsun mesela, müjde nerede diyorsun? Sürekli demiyor muydun yani? Ülkenin renklerini yok etmemek lazım, siyah beyaza çevirmemek lazım. Türkiye çok renkli bir mozaik filan, onu ben korumak diyordum. Lazım demiyor mu? Ben diyordum değil mi? Al işte sana bak, çok haritaya bak, Türkiye haritasına. Türkiye haritası. Çok renkli bir Türkiye değil mi bu? Doğru vallahi, sarı, kırmızı, yeşil. Bu arada Güneydoğu illeri çok başarılı. Dikkatinizi çekmiştir. Yani salgınla mücadelede ciddi, Doğu ve Güneydoğu. Ciddi olarak böyle bir kaygı da var oralara ilişkin. Açıklanmayan bir takım veriler var. Doğu ve Güneydoğu'da toplam yapılan test sayısını bilmiyoruz. Niye? TÜİK'e mi bağlandı o iş? Niye öyle? Sağlık Bakanlığı da TÜİK'ten örnek aldığı için bazı verileri tam olarak bizimle paylaşmıyor. Biliyorsun.
en son işte şu veriyi paylaştırıncaya kadar halk sağlığı uzmanları epey bir uğraştılar. Yani ülkenin genel yararı ne gerektiriyor? Öyle evet, ayarlanıyor öyle, yani. Öyle tabii genel yararı. Ülkenin menfaatleri değil mi? Ülkenin yararları için rakamları ayarlama enstitüsü bile kurulabilir yani. Bunu söyledi Sağlık Bakanı biliyorsun. Vaka sayılarının gizlenmesiyle ilgili olarak ülkenin menfaatleri dedi. Bunu gerektiriyordu. Böyle yaptık dedi. Yani vakaları yani ilk açıklamak zorunda kaldı. Sen anne baba olarak siz ebeveyn olarak evde çocukların yararı için kafaları karışmasın diye hiç bilgi saklamadınız mı onlardan? Onlarla ilgili ama onların hayatını ilgilendiren, kaderini, sağlığını ilgilendiren. Onların hayatını doğrudan ilgilendiren meseleler de saklıyoruz tabii. Saklıyorsunuz değil mi? Saklamaz mıyız canım? Diyelim ki götürdünüz. Ne olacak diyorum. Ben karar veriyorum. Götürdünüz için. Diyelim şey çıktı. Allah göstermesin bir rahatsızlık test yapıldı. Bir rahatsızlık çıktı. Bir sağlık tabii, sorunu çıktı. Onu söyleyip moralini bozarak çocuğa ne fayda dokunacak gerek yani? Gerek yok tabii. En iyisini ben bilirim zaten onlarla ilgili. Onlar ne bilecekler yani? Böyle bir şey olamaz. Biz de bir aileyiz sonuçta. Çocukların karşısında da böyle konuşabiliyor musun yalnız? Dua et de izliyor olmasınlar. Ya burayı anlarlar herhalde diyorum. Anlamadım. Ya. İroniyi çözerler diye düşünüyorum. Şimdi bu haritanın daha şeyi geldi mi arkadaşlar? Daha yüksek çözünürlüklü olanı geldi Sen mi? Sen ne merak ediyorsun? Söyle ben hemen buradan bakayım. Efendim? En yükseği bu. Peki. Şöyle devam edeceksin herhalde ama şöyle bir şey de çıkmadı mı ortaya? Haritaya bakıyoruz. 4 ayrı standart bütün Türkiye için değil mi? 4 ayrı standart uygulanıyor. Evet. Çünkü Türkiye tek bir standartla yönetilemeyecek kadar büyük. 84 milyon ondan sonra işte şu kadar kilometre kare 780 bin kilometre kare böyle bir ülkeyi bütün yetkileri bir merkezde toplayarak bir merkezden idare etmek mümkün değil. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak valilere bırakılan işleri söyledi. Yani onlar il ölçeğinde değerlendirme yapıp yerelden bazı kararları alacaklar. Hı-hı. İnisiyatif ve yetki kullanacaklar. Yetkiler 81 ilin valilerine dağıtıldı, paylaştırıldı. Evet. Değil mi? Niye? Çünkü hepsini tek bir standartla ve tek bir gözle Ankara'dan yönetmek, onlarla ilgili doğru kararı vermek mümkün değil. Farklılıklar gösteriyorlar birbirlerine göre. Bu salgında böyle, diğer konularda böyle değil ama. Şimdi buradan yanlış sonuç çıkarırsınız diye baştan önleyici bir müdahalede yani bulunayım dedim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir değişiklik, bir hani hayır. Daha böyle demokratik buradan öyle sonuçlar daha çıkarmayın. Hayır. Hayır, burada tamam, madem bir salgında bile yani bir virüsle mücadelede bile işte valilere yetki bırakılmadan, yetkiler paylaştırılmadan, bütün yetkiler Ankara'da toplanarak ve tek bir standartla, tek bir kararla yönetilemiyorsa mücadele, o zaman acaba diğer konularda yönetilir mi, yönetilemez mi diye aklınıza sorular gelmesin. Öyle hani fitne fesada, öyle bir şey yok. Fitne fesada mahal bırakmayalım, vermeyelim. Şimdi AK Parti kongrelerini yaptı. En çok bu lebalep kongre meselesi tarafıyla eleştirildi ya. Burada evet, da çok konuştuk. Son kongre geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapıldı. Mesela bu sisteme, bu harita sistemine geçiş itibariyle burada zamanlama manidar mı? Nasıl? Haritaya geçme anlamı. Evet, evet. Ama 1 Mart'ı çok erkenden şey yapmışlar. Bilmiyorum, belki o hani kongre takvimiyle uydurdular mı, ona hesap ettiler. Ama zaten şu anda yani bu açıklanmadan önce Türkiye'de toplu organizasyonlar zaten yasaktı. Yani o görüntülerin zaten olmaması gerekiyor. Peki bir şey daha soracağım. Ankara'da şimdi AK Parti'nin büyük kongresi var ya, Mart'ın 24 Mart diye hatırlıyorum ama emin değilim. Mart ayının sonlarında bu tarihte Ankara'nın kırmızı olma olasılığı var mı? Niye olmasın? Turuncu olacak önce zaten de sonra kırmızı olacak. Çok büyük bir sıçram olmasa. Ya mani mi? Ben de hayır, şunu demek Allah istiyor. Allah işe geçsin yani, inşallah öyle bir şey olmaz da olsa tabii, kongre tarihi onun için değişir mi? Daha doğrusu yani, daha doğru bir soru soralım. Bugün şunu demek Trabzon'da istiyorum, bugün şunu Trabzon'da demek kongreyi istiyorum, yapabilir mi yapamaz mı AK Parti? Aynı kongreyi. Anladım dediğini. Yani kırmızı olsa bile ne fark eder? Doğru, kırmızı olsa yani, ne olur diyorsun. Yapacağım ama ben şunu dedikten da, sonra engelleyecek ne var? Şu da geldi aklıma. Hani bu lebalep meselesinden sonra Ankara'nın o hafta kırmızı olması gerekirken sarı olması gibi bir ihtimal aklınıza geliyor mu? Sarı gösterilmesi gibi bir ihtimal aklınıza geliyor mu? Yoksa hayır, gerek yok. Öyle bir gerek yok. Ne fark gerek yani, yok zaten. Yani. Lebalep olur diyorsun. Evet. İhtiyaç yok. Öyle yani sen diyorsun ki işte ya en azından görüntüde.
şekil şartlarına uydurmak gibi bir zorunluluk hissedilir mi? Yani zevairi kurtarmak deniyor ona. En azından zevairi hani kurtaralım, şekil şartlarına uyduralım. Çok tepki çektik bari, biraz hani böyleymiş gibi öyle bir mecburiyete tabi tutulabilir mi? İktidardan bahsediyoruz ya. Evet. Nerede görülmüş, dünyanın neresinde? Var mı bakalım yani, o batı batı diyorsun sürekli, ondan sonra Amerikan demokrasisi diyorsun. Bak bakalım oralarda var mı iktidar böyle kısıtlamalara tabi tutuluyor mu? Doğru. CHP yani kanun, Kurultay olsa belki. Kanun koyucuyu bağladığı nerede görülmüş? Doğru. Sen kanun başkaları için konur. Canım. Başkaları için konur o yani. Yani. Ama bak ironi yapmayacağım dedin, yine çok daha doğru. Çok... Daha, yani daha böyle doğrudan. Arkadaşlar şimdi daha bu şöyle değil. Evet. Bu izah izah bozar derler ama yok. Bunun düzünü de söylüyorum. Arkadaşlar bu söylediğim var ya, yanlışa örnekti. Yani bu öyle yapılırsa çok yanlış olur. İroni yani. Demekti. Demeyeydi. Dolayısıyla sakın ha, bunu gördüğünüz yerde bilin ki bu yanlış. Şimdi artık bu yanlış da biiznillah ortadan kalktı. Bir daha kongre falan görmezsin sen. Evet. Mümkün değil. Bitti artık, ben söyledim ya. Bitti. Zaten evet, iki gün sonra da insan hakları şeyi mi açıklanacak? Yarın değil mi? Yarın açıklanacaktır. Yani, reform sürecine yarın giriyoruz. Şimdi kısıtlamalarla ilgili yeni tedbirler açıklandı. Şimdi reform sürecine doğru önemli bir adım atıyoruz. Evet. Bu 2023 hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz anlamında mı söylüyorsun bunu? Evet. Şimdi bu lebalep kongrelerden devam edelim gene. Sağlık Bakanı özür diledi. Lebalep kongreler için değil, lebalep cenaze töreni için. Bir fotoğrafı vardı orada. Hı. Yani büyük bir kalabalık cami avlusunda, hiç koronavirüs yokmuş gibi, maskeler var ama insanlar Twitter'dan şöyle tepkiler gösterdiler. Yani dediler ki ben annemi kardeşimle gömdüm, toprağa verdim, işte bir yakınımız öldü, iki kişi gidebildik falan filan, bu sizin özrünüz. Bizim bu acımızı, unutamayacağımız bu acıyı azaltmayacak. Tabii ne söylesem fotoğraf kendisini anlatıyor. O kadar iyi, o kadar net, o kadar açık anlatıyor ki ne söylesem onun altında kalır. Anlamı da var herhalde, var mı bilmiyorum. Var var. Ya tamam. Ben öyle anladım yani. Ama çok dürüstçe değil mi? Yani ya benim yapabileceğim bir şey yok demiş oluyor. Valla dürüstçe ya arkadaşlar. Şimdi ama ben bir şey dürüstçe olduğunu Akif Bey söyledi. Ben söylemedim. Biz AK Parti iktidarında Sağlık Bakanı kendi partisinin kongreleriyle ilgili soruyorum, iktidarın temsilcisin, bakanısın. Diyorum ki bu kongrelerle ilgili ne diyorsunuz? Her gün bize mesafe diyorsunuz, maske diyorsunuz. Ne maske var ne mesafe var. Lebalep dolu. Bunların arttıracağından Türkiye'deki salgını, vaka sayılarını kaygılanmıyor musunuz? Yasaklar sadece vatandaşa mı geçerli? Peki, ne cevap verirsin mesela? Sen Sağlık Bakanı olsaydın, bu soruyla karşılaşıp karşılaşamayacağını önceden kestirir miydin, kestirmedin? Kestirirdim. Aksi mümkün mü? Tabii. Bilirdin. Peki bu soruyla karşılaşacağını bile bile kendini sorulara muhatap eder miydin? Basın toplantılarına çıkar mıydın? Hiç mi basın toplantısı yapmayacaksın? Söyleyeyim mesela, yani yapar mıydın? Belki yani kaçabilsem kaçardım mı? Kaçılabilecek bir pozisyonu yok. Tek bilim kurulu toplantısı yapıyor. Vatandaşa açıklama yapması lazım. Nasıl olacak? Bu soruyu sormayacak gazetecilerle çıkmak da bir yöntem. O zaman yani başka bir tartışma başlar. Çünkü bugüne kadar uyguladığı sistemin dışına çıktığın anda o zaman zaten başka bir şey. Yani evet, orada itibarla ilgili problem yaşanır. Bu bir açmaz. Onu doğru diye şimdi tekrar hani nokta atışı cümle bekleyen izleyici yanlış anlamasın. Yani ya basın toplantısı yapmazdım ben Sağlık Bakanı olsaydım demiyorum. Bu tabii, böyle bir ortamda sağlıkla mücadele edilirken. Bir de uygulamada farklılaştırdığı zaman daha fazla eleştiri alabilirdim. Tabii, ya da bu soruyu soracak gazetecilerle gazetecilerin karşısına çıkmazdım. Evet. Filan. Yani onu nasıl ayarlayacaksın? Şimdi bunları öneriyor filan değilim. Fakat örnekleri ben var. Ben olsam yani bu şartlarda zor iş böyle bir görevi üstlenmek, ateşten gömmek gibi bir şey. Ateşten gömleği giymemeyi tercih ederdim ama yani ben bu şartlarda asıl mesele bu şartlarda Sağlık Bakanı olur muydum, olabilir miydim? Af isteme sistemi varsa burada işlemeliydi. Tabii ama şöyle diyelim ki ben ateşten gömleği giyerim, bu fedakarlığı ülkem için yaparım dedin. Dedikten sonra bu riski almak kolay bir iş değil. Yani kendi partinin kongreleriyle ilgili bu sözü söylemek kolay bir şey doğru değil. Ben onu ama söylemek onun, istedim. Tabii anladım da. Söylemeyip yani, de ne yapacaktın diyorsun da. Çıkacak bir şey yani yok yani bir yeri yok. Basın toplantısı yapmasa olmaz. Basın toplantısına akredite
gazetecilere hesap etsen uygulamayı değiştireceğim, başka şey tartışma başlayacak. Her tarafıyla yani çok sıkıntılı bir tablo onun için. Bu parti, aslında en doğrusu ne? Kongrelerin yapılmaması diyeceksin, kongrelerin ama yapılmaması. Öyle olsa her şey normalleşir. Türkiye ya da kademeli, eğer o yapılıyorsa, kademeli, eğer o yapılıyorsa daha doğru olan ne? Ne? Kusura bakmayın da biz bugüne kadar size maske dedik, mesafe dedik, siz dediniz, biz dedik. E bu nasıl bir uygulama kardeşim deyip affını istemek. Bu da bir şey yani. Ama Sağlık Bakanı'nın kulislerde yazıldı, çizildi ama öyle kaldı. Özürden dolayı istifası istendi diye yazıldı. Kendisi istifa etmek istedi diye yazılmadı. Yani istifa edecek olsa eder zaten. Düşünüyor diye yani. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir yerde o cenazede Cumhurbaşkanı da vardı ya, Emin Saraç'ın cenazesi. Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir ortam için Sağlık Bakanı'nın özür dilemesi siyaseten doğru olmamış falan diye yazıldı, çizildi. Olmaz diye yazıldı, çizildi. Evet. Onun da tepki olarak istifa girişiminde büyük risk göze almıyor mu? Sen diyorsun ya Yavuz, yani bu şeyden daha mı küçük bir risk? Yani gazetecilerin karşısında mesela bu soruyu her basın toplantısına çıktığında o kongreler yapılmaya başladı başlayalı bu soruyu bekliyordu. Yani mutlaka bir yerde gelecek diye. O hissiyatla çıkıyorsun her basın toplantısına. Bir gün o soru geliyor. İşte cenaze geliyor, ondan sonra kongreler şey geliyor, kongreler geliyor. Bir gün o soru geldiğinde mesela geçiştirmek, duymazdan gelmek ya da topu taca atmak. Mümkün. Yani bu meseleler değerlendiriliyor. Devlet büyüklerinin katıldığı toplantılarda, organizasyonlarda bunlar düşünülüyor. Gereken tedbirler alınıyor. Siz onu merak etmeyin arkadaşlar. Biz vatandaşlarımızın sağlığı için halkın geri kalanına sakın toplaşmayın diyoruz. Filan da diyebilirdi. Sence bunu demek seni güldürürdü ama bu daha mı büyük bir risk? Bunu demektense öbür riski aldı. Şu anda hükümette evet senin söylediğin yani, gibi doğru söylüyorsun. Bence o da yani doğru. Daha büyük bir risk aldı. Daha büyük bir risk aldı. Öbüründe burada bizim ağzımıza malzeme verecekti. Dilimize dolayacaktık. Evet. Sen gülecektin. Evet. Final o kadar. Evet. Sonra 3 gün sonra geçip gidecekti ama onun yerine çıktı. Özür diliyorum dedi ve işte söylediniz güdümlü füze gibi artık iktidar tribünleri tarafından, daha doğrusu örgütlü iktidar amigoları tarafından peşine gönderilecek bu sürekli. Sürekli denecek ona Cumhurbaşkanı'nın işte katıldığı bir cenazeyle ilgili bunu söylemek Sağlık Bakanı'nın haddi mi? Ya da kendi partisinin kongreleriyle ilgili böyle laf edilir mi? Ya her şey ortada, ben daha ne diyeyim falan gibi laf edilir mi kardeşim? Vallahi Akif, bu o kadar zor bir şey ki yani şimdi 40 katır mı 40 satır mı? Bakanlar kurulunda bak, kabinede başka isimler var. Bizim nasıl davranacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz, bu tip tartışmalarda ne yaptıklarını bildiklerimiz. Onlar gibi davranabilirdi. Doğru söylüyorsun. Ama Sağlık Bakanı ve Türkiye, dünya pandemiyle uğraşıyor. Bir mesaj ağırlığı var. İdi. Yani başından bugüne çok kaybetti. Ama bugün bile hala bir mesaj ağırlığı var. O ağırlık neticesinde bence o ağırlığı koruma kaygısıyla bunlar biraz daha Sağlık Bakanı gibi. Başından beri koronavirüsle mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu söylüyor zaten. Bu hani CHP'nin 1 milyon aşıya para ödediniz iddiasına cevap verirken de siz koronavirüsle mücadeleyi siyasi alana çekmek istiyorsunuz. Ben buna inatla karşı çıkıyorum. O da nasıl bir şeyse demişti. Yani. Eğer bu soruya cevap vermeseydi Sağlık Bakanı, bu sorunun sorulmasına izin vermeseydi, öyle bir ortam oluşmasından çekinmiş olsaydı, zaten bu meseleyi siyasi alana kendisi çekmiş olurdu. Hayır, ayrıca bu mesele partiler üstü bir mesele, salgınla mücadele dediğinde aslında mesajı sadece diğer partilere mi vermiş oluyor? Kendi onlara bunu bunun kendi üstünden particilik yapmayın, bunu siyasete alet etmeyin mi demiş oluyor? Yoksa kendi partisine de bu partiler üstü mü bir mesele? Başkasına sosyal mesafe yasağı, toplantı yasağı falan koyup, hatta açık havada 50 öğrencinin, Boğaziçi'nin bir araya gelmesine yasak koyup, polise müdahale ettirip kendiniz eğer kongreler toplarsanız, debalep tıklım tıklım doldurursanız salonları, bununla da övünürseniz, bunu o zaman parti meselesi haline getirmiş olursunuz burada. Parti ayrımcılığı yapmış olursunuz. Bu parti ayrımcılığı yaptığınız andan itibaren artık partiler üstü bir mesele olmaktan çıkar. Sakın ha yapmayın diye acaba mesajı kendi partisine mi ve iktidara mı veriyor? Veriyor tabii yani. Ki veriyor. Ama biz kerterizi hep kendi içimizden koyuyoruz ya. Yani şu öyle bir sistemdeyiz ki bir bakanın istifa etmesi için bile Cumhurbaşkanı'nın onu görevden af talebini kabul etmesi gerektiğinden. Kendi başına mı görevden ayrılacak?
Yol geçen hanımı sahipsiz mi? Memleketin tabii. sahibi Doğru. yok mu? Yani sağlık... ben istifa ediyorum, bu bana uymaz falan deyip. Öyle bir özgürlük. Ya nerede var böyle bir şey? Batı'da var mı? Nerede var? Batı'da var. Batı deyip duruyorsunuz. Var mı Batı'da böyle yok, şeyler? Tabii. Doğru. Hans Jones. Doğru. Evrensel demokrasi ilkesi falan da değil. Sağlık Bakanı Kerteliz'i oradan aldığımız için bir bakanın bu sistemde çıkıp kendi partisine üstü kapalı dolaylı bir eleştiri yöneltmesi bile vakayı adiye olmuyor artık. Büyük ama, olay değil mi? Yani, çok büyük heyecan olay. Verici bir hadise ama yani. Ama Kerteliz'i şöyle de koyabilirdik. Yani Sağlık Bakanı çıkıp bizim öyle bir siyasi geleneğimiz olsaydı ya da AK Parti'de siyaset yapma biçimi o türlü olsaydı Sağlık Bakanı çıkıp ben başından beri mücadele veriyorum kardeşim, maske diyorum, mesafe diyorum, tamam diyorum, siz lebalep kongre yapıyorsunuz, bugüne kadar verdiğimiz bütün çabayı berhava ettiniz, istifa ediyorum deyip basın toplantısı da yapabilirdi. Yok, bir şeyi kaçırıyorsunuz ama. Neyi? Şey, şimdi beklentiyi böyle koyunca bu bizim programla ilgili beklentinin bazen farklılaşması gibi, yani kendi içinde çatışması gibi. Düz konuşmamızı bekliyorlar. Programın esprisi ironi ya, dolaylı anlatın. Hı-hı. Niye? Memleket şartları vesaire filan. Şimdi iktidarın da dili doğrudan değil, dolaylı. İktidarın dilinin dolaylı olduğunu dikkatten kaçırıyoruz. İktidar aslında çok öz eleştiri yapıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı da yapıyor. Parti kongresine şehit annesi bağlatılır mı mesela? Terörle mücadele partiler üstü bir mesele değil mi? Yani bütün şehit de bir partinin şehidi değil. Bütün memleketin, bütün milletin şehidi. Dolayısıyla bunu bir partiye mal etmek, bir partinin meselesiymiş gibi filan takdim etmek o olacak şey değil. Bu terörle mücadelenin ruhuna da aykırı bir şey. Şimdi ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Yani terörle mücadele partiler üstü bir meseledir deyince Sayın Cumhurbaşkanı da şehit annesinin aslında kendi parti kongresine bağlanmasına bir eleştiri getirmiş. Öz eleştiri yapmış. İktidarın dili anlayan böyle. Anlayan anlasın diyorsun. İktidarın dili böyle. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ya biz bu şehre ihanet ettik diye mesela cümle kurduğunda bu bir öz eleştiri değil mi? Ya da para nelere kadir? İşte kıyıları yağmalıyor. Falan bu para var ya falan dediğinde mesela bu bir öz eleştiri, dolaylı bir öz eleştiri değil mi? Yani iktidarın yerel teşkilatlarına, öz eleştiri yapma biçimi böyle diyorsun sen. Hı? İktidarın öz eleştiri yapma biçimi böyle. Ben onu üstü diyorum. Kapalı. Dili öyle. Onun dili için öyle. Bizim kapalı. Programdan bu hani nokta atışı cümle beklemek gibi olmuyor mu? Senin iktidardan ya bu işte böyle söylenmeliydi falan diye beklemen ona benzemiyor mu? Hı. Yani iktidarın dili böyle. Şimdi öz eleştiri yapıyor Sayın Bakan. Salgın partiler üstü bir meseledir dediğinde kendi partisine bir öz eleştiri yapmış oluyor. Sen onu öyle kabul et. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı da terörle mücadele partiler üstü bir meseledir dediğinde şehit annesinin parti kongresine bağlanmasına bir öz eleştiri getirmiş oluyor. Böyle düşünebilirsin yani. Şimdi senin söylediğin biçimde bir değerlendirmeyi kamuoyunun önünde değil ama kendi içerisinde Cumhurbaşkanı'nı ikna ederek parti içinde yapmasını beklersin. Normalinde rasyonel bir Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de sağlıkla ilgilenen, pandemi yürüten, yöneten bir sağlık bakanı bunu zaten kendi içinde halletmesi kabinede. Lazım. Kabinede halletmesi lazım. Cumhurbaşkanına söyleyerek halletmesi lazım. Bunun böyle olmayacağını söylemesi lazım. Meseleyi bir şekilde kendi içinde çözmesi lazım. Öncelik orada. Hı-hı. Demek ki çözülememiş bir şey. Hı-hı. Ben sağlık bakanının bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum yani. Ben bu görüntülerin ortaya çıkmasından. Bunu bir parti gerekliliği olarak gören ve vazgeçilmez gören Cumhurbaşkanı ya da parti genel merkezinin organizasyonu gibi görünüyor. Yani tabanı işte canlı tutalım. Pandemi de olsa biz bu işi yapalım. Aksi takdirde bu iş yürümeyecek diyen bir durum. Ama benim Sağlık Bakanı'ndan beklediğim bunu engelleyemedikten sonra sözünün değerinin azalacağının hesabını yapması. Bunu bekliyorum. Ama burada da bir haksızlık etmek istemem. Sağlık Bakanı gittikten sonra az önce söyledim kabinede başka bakanlar var. Üzerine konuşabiliriz. Mesela bir Tarım Bakanımız var. Şimdi senin en başarılı bulduğun bakan. En başarılı bakanlardan biri. Benzer isimlerden biri geldiği zaman Sağlık Bakanı yerine bugünkü ciddiyetle bulamayabiliriz. Ya bu da bir gerçek. Bunu da hani göz ardı etmemek lazım. Ehveni Şer yani. Ehveni Şer gibi. Ama gelen gideni aratır yani. Gelen gideni aratma ihtimali de var. Ama şu senin söylediğin nokta da çok önemli. Hani siyaset üstü tutalım. Tamam, siyaset üstü tutalım. Siyaset üstü tutması gereken hep muhalefet. Evet. Hiç Başının hesabını sormayacak. Her zaman o. Yani az önce dedin ya evde sen çocuklarına böyle yapabiliyor musun diye. Devlet baba,
baba olarak her türlü kararı alabilir, her şeyi bizden saklayabilir, bizim istediğimiz bilgileri vermeyebilir. Kural koyduğunda çocuklara kendin de mi uyuyorsun? Kendin, yani gerekiyor uymayabilir, yani? Uymayabilir. Söylediğini yapmanı bekler ama kendi söylediğini yapmayabilir. Orada siyasi bir türlü, bin türlü hesap yapabilir. Biz onların hepsini izleyeceğiz ve siyaset tutacağız salgınla mücadeleyi. Beklenti hep muhalefetten. Terörle mücadelede de böyle. Hep muhalefetten daha anlayışlı olmak. Ben sana bakanı gönderdim. Daha ne konuşuyorsun? Kafanda soru işareti var. Yok, ben sana bakanı gönderdim. Niye konuşuyorsun? Yaklaşım böyle olunca hep böyle bir muhalefetten beklenti var. 12 milyon dolar ödenmiş mi, ödenmemiş mi? Ödenmiş. Bugün kardeşim, ben niye sormayayım açıklama yani? Yaptı. Açıklama yaptı bugün. Evet. Dedi ki ben burada masraf ettim. Benim paramı oradan ödediler böyle. Evet. Ödenmiş. Ben şimdi sorunca şey mi olmuş oluyorum? Bu işi siyaset mi bulaştı? Kılıçdaroğlu diyorum. Dedi ki 1 milyon bedava gönderilen aşıya 12 milyon dolar ödediniz mi, ödemediniz mi? Adam soru da bu. Aldım dedi. Sağlık Bakanı neler neler söyledi yani Kılıçdaroğlu'na. İşte gizli hesabını veremeyecek bir şeyim yok dedi. Yok dedi, işte gizli bilgiyi afişe etmekle suçladı vesaire vesaire. Bugün şirket konuşalım yalnız. Şirket açıklama yaptı. Dedi ki Cayman ismi, yani Çin'den gelen aşının, aşı şirketinin Çin'deki şirketin buradaki distribütörü. Ondan sonra 12 milyon dolar ödendi. Biz bugüne kadar bir sürü masraf ettik. Bu masrafımızın karşılığını alamamıştık. Şirket dedi ki biz 1 milyon tane aşıyı gönderelim, bedava olsun. Onun karşılığında siz parayı alın devletten, yani bizden 12 milyon doları alın. Sizin bugüne kadar harcadığınız para da çıkmış olsun. O harcadığınız parayı telafi etmiş olun. Aynen Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi çıktı. İşte onu diyorum yani bir şekilde... Yani. Siz arkadaşlar muhalefetle iktidarı eşitliyorsunuz. Şimdi eşit görüyorsunuz. Eşit ilişki bekliyorsunuz. Kafamda soru işareti oluştu. O zaman iktidar olmanın esprisi ne? Tabii. Ne anladık ki? Yani siyasete, bir parti iktidar olup muhalefetle eşit olacaksa... Siyasete alet etmiş oldu değil mi şimdi CHP bunu? Bunu ortaya çıkartarak aşının gelişini mi engellemiş oldu? Öyle de bir şey var Sağlık Bakanı'nın. İki ülke ilişkilerini torpilleyerek aşıların gelişini engellemek falan gibi. Ben oradan biraz Uygur meselesini kaşıyorsunuz. Bu bizim aşı almamamız için yapıyorsunuz. Biz de zorluyorsunuz. Bu niye yapıyorsunuz der gibi de anladım. Bilmiyorum. Neler anlıyorsun sen ya? Yanlış mı anladım? Ben neler geliyor aklıma öyle senin? Sizi de biraz hani sen de yazıyorsun, çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Acaba dedim Akif'in mesajı var burada. Uygur. Karar Gazetesi'nin bir hassasiyeti var diye. Ben hiç bu senin böyle anladığını duymamış olayım. Çünkü ben öyle anlamadım. Gereğini yapmam gerekir öyle anlarsam. Yani söyledik, anladığını da itiraf ettin. Hala niye yapıyorsun? Hala diye. Sonra. En iyisi kulağının üstüne yat. Ya bu da bir acayip bakış değil mi? Yani uluslararası bir meselede orada bir insan hakları ihlali var. Biz şimdilik bunu görmeyelim, aşı alacağız. Aslında bir itiraf da o orada. Böyle bir itirafta bulundu ya Sağlık Bakanı. Bu çok acıklı bir durum. İşin ilginç tarafı şu. Ama böyle, ondan evvel de görünmüyordu Uygur Türkleri. Ayrı mesele. Onu diyecektim ben de. Sanki bu salgından önce de böyleydi. Böyle bir itiraf yoktu. Evet. Şimdi bu doğrudan bir devlet yetkilisi tarafından itiraf edilmiş oldu. Çin'in aleyhinde kimseyi konuşturmuyoruz. Neye göre yapıyoruz biz bu işi yani? Mealen Çin'in aleyhinde kimseyi konuşturmuyoruz. Hemen müdahale ediyoruz gibi Çavuşoğlu'nun öyle bir lafı vardı. 3-4 yıl önce bir basın toplantısında söylüyor. O zamandan beri öyle o ikili. Yani Uygur Türklerin hakkını savunanlar Türkiye'ye aşı gelmemesi için iki ülkenin arasını bozmaya çalışan mihraklar. Ülkenin menfaatine darbe vuruyorsunuz. Darbe vuruyorsunuz ve milletin sağlığıyla oynuyorsunuz demeye getirdi. Yüreği, ne kadar çarpık bir bakış. Yüreği Türkiye ile atmayan güruh gibi. Olabilir mi? Yani o kadar vardır bilmiyorum. Şimdi var mı söyleyeceğim bu konuda? Yok. Tamam. Bu Hatay'da Hatay'dan bir görüntü geldi. Yok ben şeye kadar, devam ediyoruz daha. Ben o kadar böyle bam şey yapamam Yavuz yani. O topa girmeyeceğim. Yok. Ama ben sen anlattın Uygur, bana bu meseleyi açalım meselesini, diye. Uygur meselesini. Ya şimdi Uygur kendimi yalnız hissettim bak burada. Uygur meselesini en fazla gündeme getiren gazete Karar. Başından beri. Evet. Bundan rahatsızlık duyulduğunu da görüyoruz yani filan ama yapacak bir şey yok yani bu kayıtsız kalabileceğimiz bir şey değil. Dünya 5'ten büyüktür diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz o sözle hareket ediyoruz yani dünya 5'ten büyükse o 5'in yani Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 ülkeyi kastediyor. Dünya 5'ten büyüktür lafı. Yani o 5 ülkeden bir tanesi Çin, 5'ten büyük olan dünya haydi birden de büyüktür.
Yani biz şimdi o anlayışla hareket ediyoruz. Bir de ortada bir şey var, bir eziyet var, işkence var, kötü muamele var. Bunları biz şimdilik görmüyoruz demek. Dünya beşten büyüktür dediğimiz dünya vicdanıyla ayağa kalktı epey zamandır. Japonya'dan biliyorsun en son Japonya'nın büyük dev firmaları Uygurları ve başkalarını işte köle gibi uygunsuz şartlarda, gayri insani şartlarda istihdam falana tepki koydular. Alışverişi keseceklerini söylediler. Orada imalatı keseceklerini söylediler. Ya da ham madde alımını keseceklerini söylediler. Bunu daha evvel başka dünya devleri de kampanya ile başlatmıştı. Bir boykot kampanyası düzenlenmişti. Ona da uyan çok büyük dünya markaları var. Amerika'nın yeni işte Biden'la birlikte ABD geri dönünce bu konuda aldığı tavır var. Biliyorsunuz neydi son Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama? Çok sert bir açıklama. Sert açıklama yaptı. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de otelde göstericiler dışarı çıkmasına izin verilmiyor mesela. Değil mi? Bir farkındalık yaratmak istiyorlar. Ya yürüyüşe izin verilmedi burada. Gözaltına alınanlar çoluk çocuk. Tabii çoluk çocuk ya da Büyükelçinin önünde protesto. Daha enteresan olan İYİ Parti'nin grup toplantısında bir Uygur Türk'ü kadın konuşuyor. O kadını kötülemek için insanlar elinden geleni yapmaya başladılar. Evet. Böyle bir acayiplik var yani bir de. Bu işin bir ortası var. Devleti yönetenler elbette genel ülke menfaatlerini gözetecekler. Ama yani hem bir taraftan dünyaya nizamat veriyoruz. İşte dünya beşten büyüktür. Bir dünya düzenini değiştirme hareketine liderlik ediyoruz biz. Büyük misyonumuz var, tarihi bir misyonumuz var filan diyeceksiniz. Hem de yani sadece mesele aşıda değil ki işte İnan söyledi. Aşıdan öncesinden beri hem de bir yandan bir türlü izah edilemeyen, ne karşılığında sorusunu sordurtan bir sessizliğe bürüneceksiniz Uygur bezalimi karşısında. Yani orada büyük bir zulüm olduğunu, gayri insani bir muamele olduğunu ve bunun üstelik başkalarına da değil, yani Müslüman ve Türk insanlara yapıldığını, dolayısıyla sizin din ve etnik kardeşlerinize, ırk kardeşlerinize yapıldığını bütün dünya söyleyecek, siz şey demeyeceksiniz. Hiç evet. Yokmuş farz edeceksiniz. Öyle bir burada bir tenakuz yok mu? Bir çelişki var burada. Bu arada biz bu çelişkide arada kalıyoruz. İşte hangisiyle amel edeceğiz, hangisine göre hareket edeceğiz yani. Bizi buradan ancak iktidardan şunu rica edebiliriz. Ne olur bizi hani bu açmazdan kurtarın. Benim üstünde durmak, yani az önce üstünde durduğum mesele, bu belki böyle bir politikayı uyguluyor, bu zaten görülüyor ama üzerine pek açıklama yapılmıyor. İlk defa Sağlık Bakanı bu tip hassasiyetlere, insan hakları hassasiyeti olan grupları Türkiye'nin Çin'le arasını bozmak için çaba sarf etmekle suçladı. Yani bu insan haklarıyla ilgili hassasiyetleri Türkiye'nin Çin'le arasını bozmak için gayret olarak gördüğünüz gibi. İlk kez resmi olarak böyle bir şey açıklandı. Bu çok şeydi yani, rahatsız ediciydi. Ona vurgu yapmaya çalıştım. Bu arada Twitter'da TT ne biliyor musunuz? Ne? Şu haritayı tekrar verebilir mi arkadaşlar? Verelim arkadaşlar, haritayı verelim. Verebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Tek mavi yer neresi? Batı'da. Uşak. Uşak. Hmm. Uşak TT olmuş şeyde. Nasıl olmuş peki? Şimdi herkes diyor ki HDP Uşak'ı nasıl aldı? Çünkü Güneydoğu'da genelde HDP'nin kuvvetli olduğu bölgelerde korona yok. Bir de bize diyorlar. Ya yapıyorsunuz diye. Sahil bölgeleri. Yani CHP'nin hep yani oralarda turuncu renkler böyle biraz renk. Türkiye seçimini andırır vaziyette olunca. Ama sahilleri şey almış, AK Parti almış. Turuncuyu öyle bakarsak evet, o taraf uymuyor. Ama diğer taraftan bakınca HDP'nin güçlü olduğu bölgelerde korona rengi mavi. Bir tek Uşak'ta Selahattin Demirtaş'ı tebrik edenler var, HDP'yi tebrik edenler ya da Uşak'ı ne zaman aldınız ki size yazıldı diye. Büyük bir şey var, dönüyor, mavra var, çok büyük var diyorsun. Evet, şey yapıyorlar. Şimdi Hatay'dan bir tane görüntü geldi. Bu hafta çok Twitter'da falan çok paylaşıldı. Biz de haberini yaptık. Yeni il başkanı kongreye, AK Parti kongresi Hatay'da. Sonra bir kutlama görüntüsü. İşte omuzlara almışlar seçilen adayı. Ondan sonra halaylar, davullar, zurnalar falan filan muhabbet gırla gidiyor. Ne yanlışlık var orada? Bir yanlışlık yok mu diyorsun orada? Hatay dedim, Uludağ denedim ki. Uludağ olsa yasak diyor orada. Hatay'da da mı var yasak? Valla valilik tam bu kongreden
sonra ertesi gün bütün ildeki şeyleri, etkinlikleri yasakladı. Her türlü etkinliği, ama eylemler dahil, kongreler dahil, hepsi dahil yasakladı. Öncesinde bir günlüğüne serbest de bırakamıyordu. Evet. Biliyorsun oluyor onlar. Ya ben biraz işi karıştırmış olmayayım ama valiliğin daha eski bir yasak kararı hatırlatıldı diye gördüm ben o haberi. Öyle mi? Evet. Ben yeni de okudum. Daha eski. Düzeldi. Ama o gün için bir izin de çıkarmış. O zaman olay daha büyük. Tabii daha büyük. Onun için söylüyorum yani. Daha eski bir şey yasak kararı var. Ona rağmen bu kongre bu şekilde yapılıyor. Ya Yavuz önceden bir yasak genelgesi yayınladı diye valilik. Ha. O gün o parti kongresi için bir özel izin genelgesi de yayınlayamaz mıydı? Yani öyle yayınlayamaz mı? Öyle bir hakkı yok mu? Yayınlasa başımız yayınlamış üstüne. Ha, genelgesiz yapıldı. Genelgesiz yapıldı. Onun baştan için kızıyoruz. Dense, yoksa tabii canım. Yasak devam ediyor ama filan gün filan parti kongresini yapabilir. Sonra yapabilir. Tekrar yasak. Orada halay çekilebilir, yüksek sesle müzik dinlenebilir, insanlar omuzlar alınabilir gibi detayların da içerdiği bir izin verse tamam zaten şimdi sorun yok. Cumhurbaşkanı Rize Kongresi'nde salgına rağmen maşallah salon lebalep dolu demeseydi, daha sonraki kongrelerde de salonun salgına rağmen çok kalabalık olduğu için övgüler düzmeseydi parti teşkilatlarına. Bu adamlar, bu kongreyi yapanlar burada işte birileri cep telefonuyla bu görüntüleri çektiğini bilmelerine rağmen böyle davranabilirler miydi? Ya da şöyle sorayım. Bu görüntüdeki adamlar bu görüntüde yer aldıkları için yani salgın tedbirlerini bir kenara ittikleri için başlarına bir şey gelmeyeceğinden eminler mi? Ne yani şimdi valilik her birisine 3000 küsur lira ceza mı yazıp göndersin görüntülere bakın? Bir sürü adam var orada ya sen İran ne yapıyorsun? Sen şey misin? Sıkı yönetim mi arıyorsun yani, anlamadım demokrasiden uzak bir yaklaşım var evet. Ya. İstanbul'da şeye yan gözle bakan iktidara yan gözle bakan sanatçı mısın sen? Yani annenle kapalı şey bir restoranda yemek yedin diye sana ceza gönderiliyorsa bu herkesin peşinden ceza mı gönderilecek? Doğru, demek ben yani. Cumhurbaşkanı olsam bende bir otoriterleşme eğilimi görüyor musunuz? Sen kesinle. Yani evet, bunlara da gönderirdin sen. Vallahi. Yani sen tutar bunların hepsine de 3000'ler küsür lira ceza gönderirdin ya. Doğru. Ya yani ona gönderiyoruz diye. Sen şimdi Şevval Samav'a ceza yazılıyor görüntüsüne bakılıp magazin haberindeki görüntüsüne plakaya ceza yazar gibi. Ya da Canan Kaftancıoğlu'nun işte bir grup belediye başkanıyla birlikte bir apartmandan çıkarken görülmüş. O apartmanda bir restoran da var. Orada kapalı restoran. Orada yemek yediler diye o görüntüye de ceza gönderildi biliyorsun. Tanju'ya da, futbolcu Tanju'ya da, ceza gönderildi. O da bir tane fotoğrafından dolayı. Ama burada fotoğraf yok. Bu görüntüye hareketli görüntü. Hareketli görüntü olsa belki şey yapabilecek. O burada fotoğraf yok. Tek başına fotoğraf olsa bence valilik harekete geçer. İnan olsa gene de gönderecek. Tabii, yani. Yapar evet. Buna bile gönderecek yani. Bu hiç. Şimdi bunu insanlar bu görüntüyü paylaşırken bunun yanına Kasım ayında çekilmiş bir görüntüyü koydular. Onu da verelim. İstiklal Caddesi'nde bir hanımefendi çıkmış metrodan. Yürüyor İstiklal Caddesi'nde bir yere gidiyor. O sırada polis takip ediyor. Çenesi maskesinin altında olduğu için ona ceza yazacak. Aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Açalım. Kapattım bu kadar. Bir şey yok mu? Az önce geliyordunuz. Hanımefendi. Gelir misiniz? Ben mi? Kimlik alabilir miyiz? Neden? Benim çenenizin altındaydı maske. Metro sana açıkladım değil mi? Metrodan çıktım, bir nefes aldım ve kapattım. Bu kadar basit. Hanımefendi. Şimdi bu böyle devam ediyor. Tamamını izlediğinde polisin hem müdahale ettiğini, müdahale etmesi gerektiğini düşündüğünü ama aynı zamanda kabalaşmadığını da görüyoruz. Çok nazik. Evet. Çok sabırlı davranıyor. Bak söyleyeyim yani sizin başınıza geldi mi bilmiyorum. Arabada tek başıma seyahat ederken anlatmıştım. Bir gece buradan çıkınca hani bir çevirmeye geldim. Genç memur arkadaşlar vardı diye. Hırsını alamadı benden. Yani hakkı olmayan bir şeyi yapmaya yaptı. İzin verdim yapmasına ama hakkı olmadığını da söyledim diye çok kızdılar bana. Kendi kanunlarında yazıyor. Arabaya bindim hırsını alamadı diye arabada tek başımayım. Maskeni tak, maskeni tak diye yani şey yapmıştım. Zaten çıktığımda takmıştım maskeyi. Tekrar açmaya kalktım. Hareket edeceğim. Maskeni tak, maskeni tek başımayım. Kimse yok benden başka. Araba camlar kapalı falan yani. Burada mesela öyle bir kabalık yok. Yani evet. Sabırlı davranıyor ama müdahale etmesi gerektiğini düşünmüş. Öyle anlamış uygulamayı. Herhalde başlarda biraz şey karmaşa da vardı. Doğrusunu istersen
buradaki şeye, memura ve davranışına kızamadım. Ama diyebiliyor muyuz? Ama. Sanıyorum ama diyeceksin burada çünkü buradan zıplayacağım sana. Yavuz tamam düz söylüyorum. Düz söylüyorum. Tamam Yavuz da öyle bekliyor. Bizden artık inan yapacak bir şey yok. Dolaylı anlatma kardeşim diyor. Yani öyle noktası. Ya ama Akif vallahi bu ülkede insanın akıl sağlığını koruması imkansız. Yahu yasak hemşerim. Sen o kadının yerinde olsan ne yaparsın Allah aşkına? Ya delirtici de. Ölürsün yani. Yasak hemşerim tavrında mantık aranır mı ya? Mümkün mantık. Ya çok acayip bir şey. Şimdi akşam gideceksin oturacaksın televizyonda haberleri izliyorsun. Cumhurbaşkanı çok dolu diye kongreleri acayip böyle hoşuna gidiyor. İnsanlar üst üste binmişler, kongre kutluyorlar. Öbür taraftan kayak yerlerinde herkes keyifler yerinde hafta sonunda. Sen sokağa çıkamıyorsun, oturuyorsun. Metrodan çıkmış, işten dönüyorsun. Zaten kafan bir milyon, yorulmuşsun, toplu taşıma kullanmışsın. Oradan çıkıyorsun, açık maske burada diye polis geliyor kapına. Kafana. İzlerken zoruna mı gidiyor? Nasıl benim mi? Yok zoruma gitmiyor. Akşam oturdun evde izlerken. Hayır. Onları izledin sonra işten dönerken. İşten dönerken oluyor bu. Ve sen polise nazik davranacaksın. Böyle bir durumda. Senin öyle polisi, demediğini biliyorum. Ben polisin nazik davrandığını söyledim. Sabırlı davrandığını söyledim. Ben kendim için söylüyorum. Sen bir de vatandaşın polise nazik davranmama gibi bir hakkı mı var? Öp başına koy polis sana nazik davranıyor. Yani sen ya valla benim başıma gelse herhalde biraz sinirlerime hakim olamam diye düşünüyorum. O şeyler çıkıyor ya böyle görüntüler çıkıyor ya ajanslarda. İsyan eden, itiraz eden ve artık sıyıran tipler. Onlardan biri olabilirim yani. Ya bir de niye o kadar peşine veriyorlar? Kaç kişi? Toplanıyorlar. Ne yapıyor abi? Ya ne yapmış? Adam mı öldürmüş? Ne yapmış yani? Şey var ya işte baban 3000 daha çeksin diye polis memuru. Tabii. Burada bir de şöyle bir ayrıntı daha olabilir. Öyle olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi polis buna uygulama deniyor. Polis jargonunda. Polis uygulama yapıyor. Yani uygulama kamera da var ya. Kamera da var. Evet onu söyleyeceğim. Yani uygulama işte bir denetim yapıyor. Oraya kamera gitmiş. Muhtemelen öncesinde konuşmuşlar. Yani biz bu koronavirüs maske denetimiyle ilgili bir haber hazırlamak istiyoruz. Nereye gidebiliriz demişler. Emniyette buraya gidin demiş. Şimdi orada bir de gerilimi de olabilir yani. Hani birini bulalım. Hani bir şey de var. Ne kadar işi sıkı tuttuğumuzu herkes görsün tavrı var orada. Bu arada arkada maskesiz biri var. Kadın tabii görünüyor. O da çok güzel. Kadıncağız devam ediyor yürüyor lafını söylüyor. Ya diyor ki yüzümde maske vardı inikti ama diyor ağzının altındaydı neyse çenede. Ya metrodan çıkmıştım falan bir nefes aldım tekrar kaldırdım diyor ama o arada yürüyüp gidiyor. Peşinden toplanıyorlar 1, 3, 5 peşinden devam ediyorlar yani. Peşinden gidiyorlar. Evet. Ya bir maske var yani burada. Maskenizi kaldırın hanımefendi demek var. Maskeniz aşağıdaydı. Ceza yazacağım. Ceza yazacağım ben kaldırdığı geç yani. Şimdi okulların nasıl açılacağını, ne zaman açılacağını yayının başında anlattık. Bomba ama ona devam etti. Bomba motosiklet. Yani eşiyle birlikte olsun. Teşkilat. Karı koca mı diyorsun? Karı koca ya motosikletti. Açık havada onlar o yani benim favorim o. Bir tane de motosiklet deyince aklıma teşkilat geldi de bir tane çocuk biliyorsun yakalandı polise direniyor. Ben teşkilata haber vereceğim durum bilmem ne falan diye ortalığı ayağa kaldırmıştı bir tane genç çocuk. Sonra teşkilat kim diye soruyorlar eniştem diyor. Sonra bir daha yakalandı aynı adam. Çok enteresan. Amasya'da bir çocuk ehliyetsiz yakalanmıştı. O da dedi ki siz benim dedi dayımın kim olduğunu biliyor musunuz dedi. MHP bilmem ne ilçe başkanı dedi. MHP ilçe başkanı tweet attı peşinden benim böyle bir yeğenim yok diye. Varsa da ondan sonra unutmuştu. Şimdi bu üniversite sınavı yapılacaktı hatırlatmak için söylüyorum. Bir tarih açıklanmıştı. Sonra o tarih ileri çekildi, sonra tekrar geri çekildi. Kıyamet kopmuştu o zaman. Evet, yaz saati için. Yaz saati için. Cumhurbaşkanı sonrasında gençlerle YouTube'da bir araya gelmişti. Oraya dislike, yani beğenmedim o YouTube'daki videoya, beğenmedim diye işaretlemişlerdi. Bir benzeri bu okulların açılması meselesinde oldu. Bugün okulların açılması bekleniyordu. Öyle olacağı açıklanmıştı. Şimdi çocuklar çok heyecanlılar. Okula gidecekler. Arkadaşlarını özlemişler. Evde sıkılmışlar vesaire. Onlar için aslında bunun bir gün ertelenmesi bir problem. Yani çok büyük bir problem değil de bir problem ama
Meselenin şöyle bir tarafı da var. Milli Eğitim Bakanı özür diledi. Bununla ilgili 1 Mart'ta açacaktık ama açamadık dedi. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısını işaret etti. Oradan çıkacak sonuca göre karar belirlenecek dedi. Mesela şu olamaz mıydı? Bu harita bir gün önceden açıklansın. Bunu Cumhurbaşkanı açıklamasın. Bir gün önceden açıklansın. 1 Mart'ta hangi şehirlerde çocuklar okula gidecek, hangi şehirlerde okula gitmeyecek bunu öğrensinler. Gidenler gitsin, gidemeyenler gitmesin. Neden bir gün ertelendi? Kim açıklayacaktı bunu? Milli Eğitim Bakanı açıklayabilirdi ama, ya da sağlık, yani bir gün önce alınabilirdi. Ama yani neyi kim açıklıyor konusunu Cumhurbaşkanlığı sisteminde tam anlayamadığını düşünüyorum. Bence de. Yani bazen valide bir şey açıklayabilir. He? Bazen ne olduğuna bağlı. Ne olduğuna bağlı. Ne açıklanacak? Sen şimdi millete bir mesela kısmi ve kademeli normalleşme müjdesi açıklayacaksın. He. Bunu bakan mı yapacak? Yani doğru. Allah aşkına Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde. Ben mesela şöyle düşündüm de Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı bir araya gelseler, açıklasalar ne olur diye düşündüm ama yeni sistemi tam... Niye olmayacağını anladın sanırım, evet, yani. Ne olur değil, ne olmaz, niye olmaz ona bakacaksın. Yani bugün o zaman iktidarın bu oyları bu normalleşme adımlarının açıklanmasından sonra bir yükseliş trendine girmiş olmalı ki çocukların bir günlük üzüntüsü göze alınmış o zaman. Böyle de diyebilir miyiz? Değer diye bakmışlardır herhalde yani böyle bir şeyde. Ama o arada ama, bakan da özür diledi. Bakan da özür diledi ama ne kadar plansız bir organizasyon olduğu da ortaya çıkmadı. Yine yani, özrü samimi bulmadı yani. 1 Mart. Beğendiremiyoruz ki hiçbir şeyi. Haritayı da beğenmedi. Hiçbir şey yok, beğenmiyor. Yok. Bu hatta şeyi de yazdım onu. Şeyin 2-3 çok şiiri yok Kazak Abdal'ın. Büyük heccab, büyük hicivici. O hani şeyi saldım çayıra da onun şeyi. Bir şeyi var. Orman kaçkını, adam azgını filan, o adı böyle olan bir şiiri daha var. Zaten birkaç tane toplam bilinen şiiri var. Çok fena bir hicim. İşte şey diyor. Evde ayran içmeye işte şeyi yok. Kırık bir çanağı yok diyor. Kahvede favori fincan beğenmez. Ya da geldi. Ben ya de da, tam ona uygun bir şey ya söyleyecektim. Ya köyden gelmiş bir köylü kızı. Köyden yeni gelmiş, şehre gelmiş bir köylü kızı. İnci yakut beğenmez, inci mercan beğenmez, yakut ister filan. Tam ona uygun bir şey söyleyecektim. Bu aralar kendi yaptığımız gazeteyi de beğenmiyorum, bazen yaptığım yayınları da eleştiriyorum. Yani beğenmez haldeyim, evet, onu da beğenmedim. Şunun için müthiş bir plansızlık örneği. 1 Mart diye ne zaman açıklandı bu? 1,5 ay oldu değil mi? Bayağı 15, oldu. 1,5 ay önce açıklandı. 1 Mart'ta okullar başlayacak. 1 Mart'a bakılmış belli o zaman. Bir pazartesi. Evet. 15 Şubat'ta bir başlayacak. Ondan sonra 1 Mart'ta başlayacak. Öğretmenler diye. Aşılanmaya başlamış. Öğretmenler aşılanmaya başlamış. Ya bunu o zaman Bakanlar Kurulu buna uydurun. Değil mi? Öyle bir şey yapın. Bir gün yani. Önce toplansın. Ne olur bir yani. Kıyamet mi kopar yani? Başka bir şey yapın. Ama 1 Mart'a uydurun. Orada birazcık en azından devletin ciddiyetini görelim. Sen şunu diyorsun. Bak gözlerim şöyle yaptı maç bu ona. Devletin ciddiyetini görelim. Çok, çok ciddi söyledim. O devlet gibi kaşık şey çatık kaş. Çatık kaş. Sendrom. Devlet gibi zat diye Necip Fazıl'ın anlattığı şey. Evet öyle bir şey oldu yani. Devlet gibi zat görüntüsü verdin. Peki. Sevindim. Yavuz yalnız anlamadığım şey şu. Buyurun. Devlet mi kendini topluma uyduracak? Devleti yönetenler tabii. Devlet dediğimiz bir mefhum, soyut bir kavram yani. Devleti yönetenler mi kendini topluma uyduracak? Toplum mu? Şimdi sen devleti yönetenlere uyacak. Devleti yönetenlerle devleti ayırıyor musun? Sen şimdi diyorsun ki ya ona öyle bir hata haşa yapma. Öyle bir şey. Asla yani, asla yok. Devlet de geçsin. Devleti yönetenler ha devlet, ha devleti yönetenler, ha iktidar partisi, ha devlet falan. Haklısın. O işler artık biliyorsun bir şeyde eridi. Yani hepsine tek bir cümlede geçebiliriz. Yok, ayırmaya gerek yok. Dedi. Haklısın, haklısın. Bu uyarıyı da aldım. Peki. Kaşları tekrar çatmana gerek yok. Anladım. Gülümsemeli yaklaşayım bu olaya. Sen bana burada itiraz et demiştin yayından önce. Onun için burada itiraz ediyorum. Rol gereği. Yanlış anlaşılmasın. Yani. Ama bunların hepsini aklımızda tutmamız da enteresan bunu tabii. Da, yani. Bunu da devletlerimize söylüyorum. Devlet. Yanlış anlamayın. Rol icabı yani. Yayından önce böyle bir akış yap, planlaması yaptık işte. Evet, şimdi biraz sonra İnan müdahale edecek. Onun sırası gelecek biraz sonra. Bu arada mevzuyu unutturdum. İzleyici geldi şimdi, izleyici oldu, isyan etme, i̇syan hadi bakalım. Etme, evet, doğru vallahi. Devlet mi kendisini topluma uyduracak, toplum mu kendisini devlete uyduracak? Şimdi o böyle bir sorunsal çıkıyor ortaya.
çok felsefi. Gel de çık işin içinden. Çok felsefi bir sorun. Evet. Sen diyorsun ki ya kardeşim bu kadar insan var. Öğrenci bunlar bekliyorlar. Bunlara bir de bir şey onlar söylenmiş. Diyorum, hazırlığını onlara hani 5-10 göre yapacak. Kişi bir araya gelseler hemen pazar sen görelim, diyorsun ki ya yani birkaç bakan mı? Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı mı? Ya da işte ya da bütün bakanlar kurulu mu? Evet, bir gün öne çekilse bunlar bir gün sonraya atılacağına. Eğer çok önemli bir işi yoksa diyorum Cumhurbaşkanı. Kaç milyon insanı ilgilendiriyor bu? Yanlış anlaşılmasın. Kaç çok milyon önemli insan? Bir işi yoksa diyorum Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey olabilir mi? Yani varsa çok, zaten bir şey diyemem de. Çok önemli olmayan bir işi olabilir mi? Hadi ne bileyim hafta sonu yani falan. Ne münasebet yani neler söylüyorsun? Hayır yani. Bir kahve söyleyin. Bir kahve söyleyin Yavuz bir kendine gelsin evet, ya Allah aşkına. Bugün çok biz de tehlikeye atıyoruz. Bizi de yapacaksın. Hayır ne bileyim belki ertelenebilecek bir işi vardı anlamında. Bir seyircimiz diyor ki Yavuz. Yavuz Oğuzhan saçlarına fön mü çektirmiş? Bugün değişik görünüyor. Fön değil o boyatmış. Var mı değişiklik ama? Var mı? Tıraş mı oldu? Fön var ya. Fön. Özel fön çektirdim. Kuaförün haftaya da ben çektirdim. Haftaya sen çektirdin. Saçlar biraz daha uzadığında dağınık duruyor yani. Kısa kestirince. Ama sen fön çektirebilirsin bu arada yani. Gider bana gider. Evet sen olur yani. Evet. En şanslısı o orada. Yavuz, iktidar bir türlü kendini sana beğendiremedi. Yani bu şeyi bugün de anlayamıyorum. Bugün sadece bugün değil, bir türlü her zaman öyle ya. Ama ben, olur mu? Ben çok takdir edici bir karaktere sahibimdir. Öyle her şeyi beğenmemezlik olmaz. Ama öyle konuşmamıştık seninle. Senin için beğenmemek. Bu akşam. Evet, nasıl? Nesini beğeneyim? Burada duracağız. Şöyle demen gerekiyor. Nesini beğeneceğim kardeşim? Yere yani. Kadar ama hakim o anlaşma da bir yerde patlar yani. Bu kadar öğrenci bekliyor. Aileleri bekliyor. Hazırlık yaptılar. Önden söylendi. Bunu bir gün öteye atmak yerine iktidar toplanıp, kabine bakanlar toplanıp bunu işte toplantıyı bir gün öne çekip halledemezler miydi dedin. Hayır hafta sonu çalışmıyorlarsa cuma yapabilirlerdi anlamda. Sistemin doğasına aykırı. Sistemin doğasına aykırı. Hafta sonu belki mesai yoktur. Şey olabilir. Perinçek'in galiba şöyle bir sözü vardı. Biraz sonra herhalde ona da geleceğiz süre kalırsa. Hani bu 28 Şubat anması vardı vesaire. Onunla işte bu Erbakan anma gecesi, orada da buna dönmek isterim ama şöyle bir şey söylemişti Perinçek. Yani eskiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok sert eleştirileri vardı. Hatta Haçlı irtica, Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan dosyası diye kitap bile bastı. Yani bu iddianame olsun diye. Bu yargılansın ve bu da iddianamesi olsun diye. O zamanlar işte BOPEŞ başkanlığıyla falan suçluyordu. Yani emperyalizmin projelerini yürütmekte suçluyordu Sayın Erdoğan'ı. Şimdi öyle değil biliyorsun. Niye öyle değil sorusuna şöyle cevap vermişti. Artık Türkiye Erdoğan'ı yönetiyor filan gibi bir şey söylemişti. Yani bu aslında sistemin kabul etmeyeceği, izin vermeyeceği bir şey. Ama ağzından böyle bir şey çıktı. O söyleyince söyleyebiliyor. Biz zinhar. Biz yani sen onu söylediğini hatırlatıyorsun anladığım kadarıyla şu anda. Hatırlatırken bile dehşete kapıldım. Ben ne diyorum acaba? Ne demişim? Biz size de söyleyeyim. O söylüyorsa bize de serbesttir diye yanılgıya kapılmayın. Siz söyleyemiyorsunuz. Yani evet, o söyleyebiliyor. Onu gördük Perinçek'e zaten. Serbest. Perinçek ve onun hani basın yayın örgütlerinde yayınlanan haberler yasak olmuyor. Başka yerde yayınlanıyor. İktidar kontrolündeki medyaya, televizyonlara çıkıp orada bile söyleyebiliyor bunu. Niye? Çünkü eğer yani söyleyemez hale gelirse Çin'le ilişkilere Allah korusun darbe olur o. Darbe vurur ve ilişkiler sekteye uğrar. O zaman orada insan hakları ihlali olabilir değil mi? İfade hürriyetinin kısıtlanması çok falan ciddi, gibi. Çok ciddi sorun olur o. Evet. O iktidar kontrolündeki medyaya çıkıp biliyorsun Uygur Türklerinin hak arayışı için bölücü terörist faaliyeti bile diyebiliyor yani. Her neyse konuyu dağıtmayalım. Yani iktidar Türkiye'yi yönetecek. Yani Perinçek öyle diyor ama ben katılmıyorum. İktidar Türkiye'yi yönetecek. Yönetirken de zamanlamayı da onlar belirleyecek diyorsun. Tabii, yani. Türkiye iktidara uyacak. İktidar mı Türkiye'ye uysun? Yani, bir gün gecikme ne olacak? Ha, çocuklar okula gitmiş. Olmuş yani? Olmuş. Atladığınız bir nokta var. Raci Bey Twitter'da yazdı. Reklama gideceğiz birazdan arkadaşlar. Diyor ki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Büyüklerimiz yasaklara saygılıdır. Kabine o yüzden toplanmadı diyor. Bak. İşte bu detayı gözden kaçırdınız. Raci Bey çok önemli bir noktaya. Doğru. İzleyicimizin dikkatine teşekkür ederiz. Sağ olsun eksik olmasın. Adalet mülkün temelidir.
Twitter hesabının şeyi bu. Adı bu. Adalet Mülkün Temelidir. Muhteşemsiniz yine demiş. Teşekkürler. Bu ekonomi, Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili de müjdeler verdi. Yani iyi haberler verdi. Ona da geliriz. Reklama gitmeden birkaç tweet okuyayım. Yavuz şeyde oku. Yavuz yalnız şey demesin onu konuşurken. Kardeşim bu rakamları Ekonomi Bakanı da açıklayabilirdi. Hazine ve Maliye Bakanı da. Herhalde öyle bir şey demezsin Yavuz. Hakkımı saklı tutuyorum ne diyeceğim diyebilir konusunda. Muharrem Söker Bey demiş ki İnan Bey kendinle çelişiyorsun. Sen Milli Eğitim Bakanı olsaydın açıklayabilir miydin? Bu konuları Akif Bekir'e bırak, o sarayı senden iyi bilir. Doğru, sarayı benden iyi bilir Muharrem Bey. Ama ne dediğimi pek anlamamışsınız bence. Bir de ben size siz diye hitap ediyorum. Siz de bana siz diye hitap edin lütfen. Bayağı ciddi. Ne yaptın ya? Soru şu. Ne yaptın İran? Niye böyle bir şey? Pazar günü. Bir an kendini... Ya karşında olsa da öyle gibi. Aynen. Habertürk neydi o şey? Habertürk ya yazarı. Fatih Altaylı ile Murat şey mi? Bardakçı. Murat Bardakçı gibi sen de seyirci fırçalamaya başladın. Ama yani İnan Bey falan kendinle başla çalışıyorsun falan yani. Ya lütfen. Bey demiş canım. Lütfen Muharrem Bey lütfen. Soru şu, pazar günü Ankara'dan Alanya'ya gidiyoruz. Harita için söylüyor. Konya kırmızı, Antalya turuncu ama Ankara sarı. Nasıl gideriz? Ankara'da yasak yok, Konya ve Antalya'da yasak var diyor. O bu hususla ilgili Yavuz Ohan ilgileniyor. Evet. O merak ediyor ben bu meseleleri. Şey yaparım ama, o size bir yol gösterecek. Akif Bey, maskesiz diye ceza kesilmek istenen bayan değil de erkek olsaydı bu memurlar böyle mi davranırdı? Diyor. Herhalde öyledir. Ya orada kadın erkek ayrımına bence girdikten zannetmiyorum. Vatandaşlığa evet, bakmışlar. O polis memurunun kendisiyle alakalı. Çok da nazikti yani. Çok sabırlı davranıyor da ısrarlı ama. Çok ısrarlı. Evet, lebalep değil, lebalep olmalı diyor bir seyircimiz. Biz buna TDK'dan baktık. TDK bunu lebalep diye yazıyor. T ile mi? T ile yazıyor. Kesinlikle yanlış. Kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu sefer de bizim ekranda, kendi ekranımız için söylüyorum. Bir lebalep diye yazılıyor. B ile yazılıyor. Bir P ile yazılıyor. Biz de TDK'nın yazdığını seçtik. O yüzden öyle yazıyoruz. Lebalep yanlış yani. Şimdi lebi aynı kelimeyi iki kere tekrarlıyor. Bir A bağlı. Bir de lepse iki de niye lep olmasın? Hayır lebalep onun şeyi olmaz. Doğru. Öyle. Bu ya dudak dudağının birisini başka türlü. Gerçi yumuşuyor şeyde de. Ama... Ha. Sesli harf aldığı için, ünlü ses aldığı için. Bizi izleyenler programı bitirdiğimizi zannetmesin bence. Yürüyün. Evet. Nerede? Neden? Sıkıldın mı tweet okumaktan? Hayır, bitiriyormuşuz gibi. Sonlarda hayır canım, bitirmiyoruz. Bitirmediğimizi söyledim zaten. Ay daha ekonomi konuşacağız, Erbakan'ın anma gecesini konuşacağız. Konuşacaklar. Peki reklama gidelim. Reklamdan işte sonra konuşacağımız başlıklar. Erbakan'ı anma gecesinde muhalefetin tam kadro hazır bulunması, muhalefet liderlerinin orada konuşma yapması, söyledikleri ne manaya geliyor? Orada Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar var iken, başka kim vardı hatırlayamadım şimdi. Davutoğlu, Ali Babacan varken İYİ Parti MHP Genel neden Başkan yoktu? Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı vardı. MHP neden MHP yoktu? AK Parti neden Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edildi? Bunları birazdan konuşacağız. Cumhurbaşkanı 94 ruhuna dönmekten söz ediyor sürekli. Parti teşkilatlarına bunu söylüyor. 94 ruhuna dönmeliyiz diyor. 94 ruhu ne demek? Ne manaya geliyor? Cumhurbaşkanı bunu niye söylüyor? Fezlekeleri konuşacağız. Meclise gönderildi. Fezlekeler çoğu HDP'li milletvekilleri hakkında. Buradan ne çıkar? Bunun hesabı niye yapılıyor? MHP, HDP kapatılsın diyen Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan bir pazarlığın sonucu mu acaba bu fezlekelerin meclise gönderilmesi? Bunların hepsini reklamdan sonra ele alacağız. Birazdan buradayız. Sen ne dersine devam ediyoruz. Erbakan'ı anma gecesini konuşacağız. Fezlekeleri konuşacağız. Cumhurbaşkanı 94 ruhundan söz ediyor. 94 ruhu ne demek onu konuşacağız. Ama önce Akif Bekir'in dikkat çekmek istediği bir nokta var. Aile Hekimleri Derneği'nin bir açıklaması var. Gene bu işte salgınla mücadele sırasında yaşadıkları bir takım olumsuz örnekleri içeriyor açıklama. Yalnız bu olumsuzluklara sebep olan İl Sağlık Müdürlüğü'nün disiplin kurulunun aile hekimleriyle ilgili uygulamaları. Diyorlar ki yani artık bunalmış gibi bir halleri var. Diyorlar ki yani olmayacak durumlarda işimizi yaptığımız için soruşturma geçiriyoruz. Yapmamamız gereken şeyleri
yapmadığımız için, yapmamız gereken şeyleri de yaptığımız için soruşturma geçirdiğimize dair işte bak şöyle örnekler var. Ne mesela? Yani bir de yansımıştı kamuoyuna daha önce. Köpeğine SGK üzerinden ilaç yazdırmaya çalışan bir vatandaşın mesela talebinin isteğinin yerine getirilmemesi soruşturma konusu olmuş. O aile hekimine. Savunma istemişler ya. Savunma istemişler. Tabii soruşturma konusu olmuş soruşturma yani. Yapmışlar. Aile hekimine. Evet. Yani SGK'nın dolandırılmasına niye müsaade etmedin, alet olmadın diye. Olur mu böyle bir şey diye isyan ediyorlar. Bir örnek daha mesela 3 tane böyle somut örnek sıralamışlar. Yer de bildiriyorlar açıklamada. Ona internetten erişmek mümkün. Aile hekimleri, İstanbul Aile Hekimleri Derneği açıklaması diye yazdığınızda çıkar karşınıza. Mesela bir tanesinde diyor ki adam annesinin adını bilmediği ilacını yazdırmaya geliyor. Hmm. Doktora ilaç yazdıracak aile hekimine ama ilacın adını bilmiyor. Aynı zamanda da maskesiz. Uyarıyorlar yani maske tak filan diye vatandaşa tepki gösteriyorlar. Vatandaş da bundan şikayetçi oluyor. Aile hekimine gene şey açıyorlar, soruşturma. Cezalar veriliyor filan. Mesela en önemlisi şimdi, en kritiği aşı konuşuyoruz değil mi? Aşılama neredeyiz? İşte Çin'den aldık mı almadık mı? Yani Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı muamele konusunda eğer ses edersek o zaman bu işte aşı tedariki zarar görebilir o işten. Aşı tedariki kesilebilir filan diye uyarılar yapılıyor. Şimdi önemli bir iş bu aşı işi. Hı hı. Aşının muhafazası için de belli şartlar gerekti. En önemlisine ısı. Aile hekimlerinin depolarında ısı ölçme cihazları bulunması gerekiyor. Bu ısı ölçerleri ATS denen yeni nesil herhalde bir şey var, ısı ölçer cihaz var. Bu ATS'leri tedarik etmesi gereken kişi yer yalnız İl Sağlık Müdürlüğü. Aile hekimlerine bunu vermek durumunda. Denetimlerde ATS'si olmayan, ısı ölçer cihazı olmadığı tespit edilen aile hekimlerine ceza kesiliyor. Evet. Soruşturma tutanak tutuluyor ve soruşturma açılıyor ve ceza kesiliyor. Oysa tedarik etmesi gereken kişi cezayı kesiyor. Yani o İl Sağlık Müdürlüğü'nün disiplin kurulu kesiyor bu cezayı. Mantık arıyordu ya Yavuz. Yani bu işte mesela salgın tedbirleriyle ilgili bana tutarlılık ve mantık. Ya bu işi anlamadım. Ya bu örnekleri de gördükten sonra bu örnekleri gördükten hala mantık arar mısın be kardeşim? Yalnız aile hekimlerini derneğinin açıklamasından anladığım kafayı yemek üzereler. Yani ben de çok sık konuşmaya çalışıyorum aile hekimleriyle. İl Sağlık Müdürlüğü ne istiyor onlardan peki? Niye yapıyor bunu? Bunu serbest meslek erbabı muamelesi yapılıyor aile hekimlerine. Biliyorsun onlar hani baktıkları hastalar, işte sorumlu oldukları kitleyle bağlantılı olarak bir kazançları var. Bildiğin serbest meslek erbabı muamelesi yapılıyor. Sanki devlet için çalışmıyorlarmış gibi. Onlara o gözle bakılıyor ve her an devletin hakkını yiyecek, hastanın hakkını yiyecek. İl Sağlık Müdürlükleri de hani Türkiye'nin genelinde olan bir şey var. Birileri birilerinin hakkını yiyecek, biz ona müdahale edelim. Ama biz yiyebiliriz. Yaklaşım var ya Türkiye'de. Biz herkes... Yani biz her şeyi yapmaya müktediriz ama birilerinin hakkını yemesine engel olalım gibi bir yaklaşım. O yaklaşımın ürünü. Vatandaşa kötü Cimer'de. Muamele yapıyor diye. Aynen. Yani oysa vatandaş haksız bir şey istiyor diyelim. Yerine şey getirmeyince kötü ve muamele yapmış oluyor. Büyük bir eziyet çektiler bu dönemde. Büyük yani hem virüsle mücadele çok çok insan kaybettiler. Birçok insan hayatını kaybetti hekimlerden. Ama kendilerini izah edemiyorlar, anlatamıyorlar. Bir rakip gibi görünüyorlar. Bir sanki karşıda bir kurum devlete karşı çalışıyormuş muamelesi yapılıyor. Onlar da çok şikayetçiler. Yani buradan belki işte iki satır onların da derdini söylemiş olalım. Peki eski başbakanlardan Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. seneyi devriyesiydi. Saadet Partisi bir anma programı düzenledi. Anma programı MHP dışında bütün partilerden temsilci katıldı. Davutoğlu, Babacan, Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu oradaydılar ve hepsi birer konuşma yaptılar. Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı o da oradaydı. O da bir konuşma yaptı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı da. İyi Parti Genel doğru unuttum. Okutan. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı da Nuri Okutan da Nuri oradaydı. Kılıçdaroğlu'yla Temel Karamollaoğlu bir tarafında, diğer tarafında Şevket.
Kazan. Hayır değil, Şevket Kazan değil. Ya Şevket Kazan nereden çıktı? Oğuzhan Asil Türk. Oğuzhan Asil Allah Türk. Allah. Ondan sonra yanında Mithat Sancar. Şimdi bu tablo... Şevket Kazan bu... rahmetli oldu değil mi? Emin değilim. Ben bir bakacağım şimdi. Şimdi bu tablo ne anlatıyor? Senden başlayalım. Bu fotoğrafın gösterdiği şey şu. İktidar Millet İttifakı'nın yan yana gelmesinden pek hoşnut değil, biliyorsun. Yani o ittifakın dağılmasını istiyor. Şevket Kazan vefat etmiş bu arada. Hı-hı. Bunu da özellikle şey üstünden yapıyor. 9 Mart 2020. HDP üstünden yapıyor. İşte İyi Parti ile CHP'yi ters düşürmeye, işte Millet İttifakı'ndan ayırmaya, CHP ile HDP'yi yalnız bırakmaya dönük bir siyaset güdüyor. Bu fotoğraf o siyasetin, Millet İttifakı'nı dağıtma siyasetinin pek tutmayacağını gösterdi. Yani baktığın zaman orada MHP dışında bütün fotoğraflar orada, siyasi partiler orada, İktidar Partisi kendisi de dahil olmak üzere. Evet. Eğer Saadet'in Erbakan'ı anma gecesine HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'la CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ve işte Gelecek Deva Partisi genel başkanları, aynı zamanda İyi Parti ve AK Parti genel başkan yardımcıları birlikte katılabiliyorlarsa, bu muhalefeti şeytanlaştırarak marjinalize etme siyasetinin marjinalleştiğini gösterir. Karşılık yani, bulmadığını. Bu fotoğraf kutuplaştırma, Millet İttifakı'nı şeytanlaştırma siyasetini marjinalleştirir. Hmm. Onun o bu fotoğraftan sonra yani bir daha her şeyi en baştan alman lazım. Bu buradan benim çıkardığım birinci şey bu, sonuç bu. İktidar, hem iktidar cephesinden bu fotoğrafa tepkiler geldi. Hem de onların niye rahatsız olduklarını anlamak mümkün, ama dediğim gibi yani hem bunlar terör ittifakı, zillet ittifakı diye karalayacaksın, şeytanlaştırmaya çalışacaksın, hem de böyle bir fotoğraf çıkacak ortaya. Bu onlar açısından hani kabulü azmı zor bir şey, çünkü çabalar boşa gidiyor. Onca karalama gitti çöpe. Bir daha baştan bayağı başlaman lazım. Onu anlıyorum, ama bazı radikal, daha militan tavır bekleyen muhalif kesimlerden de buna tepki geldi. Erbakan'ın anma törenine CHP genel başkanı nasıl gider? HDP kesiminden işte Mithat Sancar nasıl gider diye tepkiler. Nasıl gidersiniz oraya? Yani onları anlamakta zorlanıyorum. Ben iktidar cephesinden gelen tepkileri anlıyorum. Ama onları anlamıyorum. Yani ne istediklerini anlayamıyorum. Kutuplaşma sona ersin ama yan yana gelmeyelim. Yani oraya gidince CHP, HDP, İYİ Parti, Gelecek, Deva, Saadet filan orada toplanınca AK Parti, birbirlerine iltihak etmiş olmuyorlar. Aynılaşmış olmuyorlar. Aralarındaki ayrımlar ortadan kalkmış olmuyor. Görüş ayrılıkları, ihtilaflar, politik farklılıklar ortadan kalkmıyor. Onun için hala ayrı parti hüviyetindeler. Ayrı parti olma kimliklerini, konumlarını hala koruyorlar. Yan yana gelmek için zaten onu kaybetmeleri gerekmiyor. Yani başka birisi olması gerekmiyor. Biz burada konuşabilmek için aynı masanın etrafında her konuda hemfikir olmak durumunda değiliz. Sorun zaten bunun aksinin memlekete dayatılması. Neye itiraz ediyoruz? Bütün sorunların temelinde ne var? Orta Doğu için derler ya, Orta Doğu'daki bütün sorunların anası Filistin sorunudur diye. Şimdi bizim memlekette de şu an şikayet ettiğimiz, rahatsız olduğumuz bütün anomalilerin, bütün anormalliklerin, bir türlü normalleşememenin kaynağında bir tane ana sorun var. Bütün sorunların anası. O da kutuplaştırma siyaseti. Kutuplaştırma siyasetinde ısrar. Yani siyasi çıkar için, kendisine oy vermediği için bir partinin, bir siyasi anlayışın ya da bir siyasi ittifakın öbürlerine hainlikte suçlaması, düşmanlıkta suçlaması, teröristlikte suçlaması, terör propagandasıyla kol kola girmesiyle, dış düşmana alet, uşak maşa olmasıyla filan olmakta filan suçlaması. Şimdi memleketin diğer bütün sorunları bu sorunun bir süreyi buradan çıkıyor. Bir sürü şey. Hem buna itiraz edeceksiniz, hem nasıl gidersiniz Erbakan'ı anma gecesine, nasıl yan yana gelirsiniz falan diyeceksiniz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama en büyük takdiri Temel Karamollaoğlu hak etmiyor mu burada? Kesinlikle. Büyük bir... Ne bakımdan? Büyük bir cesaret örneği gösterdi. O kadar
Bu daha önce de olmuştu ama. Kurguyu bozdu yani. Ama kurguyu şimdi bozdu. Daha önce olmuş olması bugünkü havaya baktığın zaman bugün de olabileceği anlamına gelmiyor. Hem kendi partisi içinden bu ittifakın ya da bu ne diyorlardı onlar, dirsek temasının bozulması için bir takım farklı görüşler var. Onlar çok aleni, Cumhurbaşkanıyla temas söz konusu. Hem dışarıdan çok büyük bir baskı var. Ve bütün bu yüksek tansiyonun içerisinde geçmişte varsa geleneği bozmadan, yoksa bugün onlara kulak asmadığını gösterircesine böyle bir tabloyu oluşturması gerçekten çok önemli. Bir siyasi dizayn kurgu da kurgu varsa onu onun dışına çıkması için o fotoğraf tek başına aslında tarihe geçecek bir fotoğraf halinde. Bir tane daha fotoğraf vardı, Erbakanlı yandan çekilmiş, bütün liderleri de alan, belki görmüşsünüzdür. O fotoğraf da çok kritik bir fotoğraf. Şeyin altını boşaltıyor. Bütün o muhalefeti şeytanlaştırma, kriminalize etme taktiklerinin, siyasetinin altını boşaltıyor. Oğuzhan Asil Türkiye, bir parantez açmalı mıyız? Küçücük bir şey daha söyleyeceğim. AK Parti açısından baktığında katılmadan yapamayacağı bir toplantı. Çünkü Saadet'i zaten çekmek çekmek istiyor. CHP ile HDP'yi yalnızlaştırmak istiyor. Orada bulunmak zorunda. Ama orada bulunduğunda o kareye girdi. Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takdir etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da mesaj gönderdi. Mesaj gönderdi tabii. Orada vardı yani o da. Kılıçdaroğlu'nu takdir etmek lazım. Çünkü bu tip eleştirileri geleceğini biliyordu. Aslında şerbetti. Son dönemde biliyorsun bu meselelere çok fazla kulak da asmıyor. Makulü arayan politikasını devam ettirmenin sonucu. Tabii elbette siyasi olarak orada ortaya çıkacak tablonun neye tekabül ettiğini de biliyor. Bir anlayış, bir tahammül ve bir arada olma kültürü. O kültürün fotoğrafı haline geleceğinin de farkında. Ama HDP'nin genel başkanı Mithat Sancar'ı da gerçekten tebrik etmek lazım. Yani onların altyapısına, siyasi altyapısına bakıldığında çok orada olması kolay hazmedilecek bir fotoğraf değil o. Ama o da siyasi gerçekliği fark ederek orada olması gerektiğini bildi. Ya Saadet içinde kolay mı canım yani? En başta Temel Karamollaoğlu dedi baban. İşte o yapabiliyor ama sen niye yapamıyorsun? En başta Temel Karamollaoğlu dedim. Ondan sonra geldiğim nokta oydu. Netice itibariyle burada bir kaybeden varsa, aşırıda durmak isteyen, tansiyonu yüksek tutmak isteyen, Türkiye'de insanların birbirine soru işaretiyle bakmasını umut eden siyasi anlayış kaybetti. Düşmanlaştırma siyaseti. Evet. Bunun dışında herkes kazandı orada. Halkı kin ve nefrete tahrik etme siyaseti burada marjinalleşti. Kaybetti, marjinalleşti. Şimdi Oğuzhan Asil Türk'e bir parantez açalım demiştim. Oğuzhan Asil Türk yakın zamanda Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Oğuzhan Asil Türk hem Milli Görüş'ün Erbakan'dan sonra şu anda yaşayan en önemli isimlerinden bir tanesi. Hem de hiyerarşik olarak Saadet Partisi'nin kendi yönetim biçiminde Temel Karamollaoğlu'nun üzerinde. Yani bunu kendileri söylediler. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı mıydı? Evet. O genel başkanın üzerinde bir noktaymış. O zaman öyle söylemişlerdi. Oğuzhan Asil Türk salonda en ön sırada oturanlardan biri ve bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu var, bir tarafında Mithat Sancar var. İcrai yetkiler genel başkanda tabii. Evet. Yani o daha sembolik bir şey. Evet, ruhani Cumhurbaşkanıyla başbakan gibi liderlik mi? Onun gibi mi? Yok, ruhani liderlik, manevi liderlik gibi yani. Anladım. Şimdi bu Erdoğan'ın AK Parti'nin Saadet Partisi'ni yanına çekme, Cumhur İttifakı'na dahil etme planının da bu fotoğraftan sonra Oğuzhan Asil Türk'ün de verdiği görüntüyle, çünkü görüşmeler onunla yapılmıştı, birkaç görüşme olmuştu. Onun nazarında da artık rafa kalktığı söylenebilir mi acaba? Ay şöyle, bu fotoğraf iktidarın, Cumhur İttifakı'nın, iktidar ortaklarının istemediği bir fotoğraftı. Bu fotoğrafı tam aksine bölmek, bu fotoğrafı imkansızlaştırmak, bu fotoğraftakilerin yan yana gelmesini imkansızlaştırmak istiyorlardı. Kılıçdaroğlu oraya gidemesin mesela. Siyasi kurguları bunun üstüne kuruluydu. Niye? Çünkü İstanbul ve Ankara seçimlerine o fotoğrafta yan yana geldiğini bir kez daha gördüğümüz Millet İttifakı bileşenleri kaybettirdi iktidara. İstanbul-Ankara seçim yenilgilerinin tekrarını nasıl önleyebilirsin? Millet İttifakı'nı dağıtmadıkça önlemek mümkün değil. Evet. İktidarın şu an bir numaralı gündemi
Millet İttifakı'nı bir yolunu bulup dağıtmak. İşte şimdi İYİ Parti ile CHP'nin arasına bu fezlekeleri de gündeme getirerek HDP fitnesi sokabilir miyim filan, evet. Oradan bir orayı kanırtarak bir yol açabilir miyim diye uğraşılıyor şimdi. Saadet'i de doğal olarak tabii yanına çekmek istiyor. Şimdi bu en görmek istemeyeceği şeydi. Yani öyle bir fotoğrafın ortaya çıkması. Metin Altıok'un rahmetli şiiriydi değil mi? Sezen de hani şarkı yapıldı, beslenendi, söyledi. Beni hoyrat bir makasla eski bir fotoğraftan kavaklar. Oydular kavaklar. Beni hafızası iyi. Senin evet, kadar hafızası iyi. Beni hoyrat bir makasla, şahane bir şiirdir. Müthiş. Beni hoyrat bir makasla eski bir fotoğraftan oydular. Yanağımı boşluk doldurur, tamamlar falan diye gidiyor. Şimdi bu fotoğraftan oymak istedikleri var iktidarın. Hoyrat bir makasla. onları alıp başka bir yere, ya bir köşeye koymak, terör destekçisi diye yaftalamak istiyor ki Millet İttifakı dağılsın ve İstanbul-Ankara seçim yenilgileri kendisi açısından tekrar etmesin. Şöyle mi mesela? Erbakan'ı anma gecesinin ertesi günü 28 Şubat'ın seneyi devriyesiydi. Anadolu Ajansı o gün 28 Şubat'ın nasıl mağduriyetlere yol açtığına dair çok sayıda haber yaptı. Çok sayıda haber yaptı. Aynı zamanda işte başörtüsü zulmü hatırlatıldı. İstanbul Üniversitesi'nde yaşananlar vesaire falan filan. Bugün Cumhurbaşkanı da uzun uzun anlattı. Anlattı. Bugün o da anlattı. Tedbirler normalleşmeden önce bunları dinledik. Yani Batı vesaire hepsini dinledik. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun orada olması bu anlatıya sekte vuruyor. Çünkü o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında bir fark var. O günkü CHP ile bugünkü CHP arasında da bir fark var. İktidar bu farktan hiç memnun değil. Değil. Şimdi şunu mu istiyor? Bazı CHP'liler gibi. Onun için şaşırıyorum. İktidarın niye memnun olmadığını anlayabiliyorum ama bundan memnun olmayan CHP'liler ne istiyor? Yani yaptıklarının iktidara yaradığını burada onların da şöyle bir yani yaklaşım var. Kendine güvensiz bir politikanın eseri gibi görüyorlar bunu. Yani ortama uymak, kendine güvensiz bir politikanın eseri, bir dönem işte Erbakan'ın toplantısına katılmakla başka bir yere mesaj vermek, aslında kendi tabanını genişleteceğine, muhafazakar tabana karşı böyle bir hoşgörü görünme. Tam tersine özgüven bana göre öyle. Bana göre öyle. Yani. Ama orada da öyle bir bakış var. Yani o da tabii kolay ortadan kaldırılabilecek bir yaklaşım değil. Çünkü kemikleşmiş bir yapı da var orada. Bunu da reddetmeyelim sonuç itibariyle. En nihayetinde AK Parti Milli Görüş'ün içinden doğan bir parti. Refah Partisi'nin içinden doğan bir parti. O zaman neydi? Erbakan'la birlikte artık yürüyemiyoruz. Erbakan'la olmuyor deyip yeni bir parti kurulmuştu. Yenilikçi Hareket değil mi adı? Yenilikçi Hareket. Ama sonra yani Erbakan'a dair algı da değişti. Yani AK Parti'nin siyaset yapma biçiminden, yani o ilk dönemler değil de 2015'ten sonra otoriterleşme eğilimlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Erbakan'a dair algı da değişti. Çünkü Erbakan'ın siyaset yapma biçimiyle Erdoğan'ın siyaset yapma biçimi arasında çok ciddi farklar vardı. Bugün hani sadece işte siyaseten gitmek, Millet İttifakı'nı diri tutmak, güçlendirmek falan da var. Bir de İşin böyle bir tarafı da var. Bu rahmetli Erbakan hani CHP ile de MHP ile de ittifakta koalisyonda kurabilmiş bir siyasetçiydi. Evet. Fakat biz ve onlar dilini kullanırdı. Biz ve onlar yani bu kutuplaşma dilini ve din üstünden kutuplaşma. Ama onun döneminde bu dili kim kullanmıyordu? Yani ona dönüp bakarsan eğer ya 28 Şubat mesela tam denk geldi. Hem Erbakan'ı anma programı hem de 28 Şubat peş peşe geldi. Peki 28 Şubat'ta bugün iktidardan duymaktan şikayet ettiğimiz bunlar hain, bunlar düşman, bunlar dış düşmandan daha tehlikeli. Bunları terör örgütü PKK destekliyor dilini o zaman 28 Şubatçılar, o zaman vesayeti destekleyen sivil, asker, siyasi kimseler iktidar koltuklarında, hükümet koltuklarında oturuyor diye
belli bir siyasi anlaşa, yani Erbakan'a, Milli Görüş'e ve dindar kesimlere karşı kullanıyordu. Yani o da biz ve onlar ayrımı değil mi? O da ötekileştirme değil mi? Yani başörtülüler, başörtüsü yasağı vardı, başörtülüler. O değil ama düşmanlaştırırken hiç değişmiyor. Yok, tabii. Düşmanlaştırırken hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Şimdi o zamanın mağdurlarının bir bölümü şimdi iktidarda ve iktidar adına başkalarına karşı o ayrımcı nefret dilini kullanıyor. Aynı dili kullanıyorlar. Aynı, birebir. Bak, 28 Şubat'ın meşhur bir briefingi var. Oradaki generalin çıkıp yaptığı konuşmayı al, o zaman başlıklara da çekilmişti. Çevik bir miydi? Yok, Çetin Doğan sanırım. Çetin Doğan. Çetin Doğan'ın yaptığı o medya briefingi var, bir tane meşhur tarihi medya briefingi var. Orada söylediği sözleri al. Yani iç düşman dış düşmanın dış tehdidin önüne geçti diyor. Tabii. Bunlar dediği irtica da Erbakan ve Milli Görüş için kullanılıyordu ve yani seçim kazanmışlar. Bunlar işte şeyden daha tehlikeli, dış düşmandan daha tehlikeli. Terör örgütü PKK destekliyor bunları. Bunlar milletten değil. Bunlar millet değil gibi ifadeler var. Aynısı şimdi... Özkasnak herhalde, doğru söylüyorsun, olabilir. Ben sanki emin değilim. Öyle olabilir. Merkezde çünkü görev yapan oydu ya. O ama meşhur medya, nereden hatırladığımı söyleyeyim. Geçen sene 28 Şubat, o medya briefinginin yıl dönümünde Independent Türkçe sitesi bir şey yapmıştı. Çetin Doğan'la da konuşmuştu. Evet. O briefingden de alıntılar yapmıştı. Hmm. Ben şey diye karıştırmıyorumdur umarım. Ama bu laflar yapıldı yani, edildi. Çok kullanıldı. Bir tanesi de oradaydı. Buna milletten değil bunlar deniyordu. Yani dışlayıcılığa bakar mısın? Ötekileştirmeye bakar mısın? Yani biz şimdi, de onlar şimdi HDP'ye oy verenler nasıl, hangi gözle görülüyorsa. Aynı şey. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tarafından tabii, aynı göz, o zaman da başkaları. Bunlar bu, aynı şey söyleniyor. Bunlar gayrimilli. Bunlar yerli ve milli değil. Aynı şey, bunlar milletten değil. Bunlar terör örgütü PKK tarafından destekleniyor. Bunlar terörü destekliyor. Bunlar terör o hadisesi olunca terör bile bu kadar tehlikeli değil. Tabii terör bizi vurunca bunlar seviniyor. Bunlar öyle insanlar yani. Bunlar hain. Terör de bunlardan daha iyi yani. Bunlar o kadar kötü. Yani ne peki bunlar? Niye? Çünkü sana seçim kaybettirdiler. Öbürünün suçu neydi? Çünkü seçim kazandı. Kazanmaması gerekiyordu. Kurgu yeten olmaması gerekiyordu. Bu dil ve anlayışı CHP geride bıraktı. Hı hı. Bundan iktidarın, AK Parti'nin... Bununla ilgili öz eleştiri de yaptı. Öz eleştiri de yaptı. Öz eleştiri yapmasa belki bugün başka bir noktada konuşulabilirdir. Bunu şunun için söyledim. 28 Şubat'la ilgili özür dileyin diye kampanya başlattı İletişim Başkanlığı, biliyorsun. Ama zaten o özür ve öz eleştiri yapıldı. Yaptı. Hem de genel başkan düzeyinde yapıldı. Yapıldı. Ama o hiç yok orada. Ama onlar başka isimler buluyorlar gene. İşte bir yok, yine Kemal Kılıçdaroğlu koymuşlar da. Şimdi Erbakan... Onu yapmamış gibi göstermek istiyorlar. CHP değişmemiş gibi göstermek tabii istiyorlar. Evet. AK Parti eski CHP'yi arıyor ve özlüyor. Püf noktası bu. Yani en kritik noktası bu. Niye peki? Niye mesela Sayın Cumhurbaşkanı bu CHP'nin gelmiş geçmiş en kötü CHP olduğunu söyledi, değil mi? Niye? Niye diye soruyorsunuz. Niye eski CHP'yi, yani başörtüsü yasağını savunan, antidemokratik müdahalelere çanak tutan, 28 Şubat vesayetçiliğini desteklemiş, AK Parti'ye kapatma davasına koltuk değneği olan, işte bilmem, AK Partili sözde layık bir cumhurbaşkanı seçtirmemek için, eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı seçtirmemek için cumhuriyet mitinglerini desteklemiş CHP'yi niye bugünkü CHP'ye tercih ediyor iktidar? Soruyorsunuz. En kötü diyor. Cevap şu, çünkü bu yerli ve milli değil. Niye yerli ve milli değil abi? Niye? Ne, yani ne yapıyor da? Artık başörtüsü yasağını savunmayan, tam tersine yönetimine, üst yönetimine başörtülü alan bir CHP var. AK Parti'nin istediği bu değil miydi? Sevinmesi gerekmiyor muydu? Tam memnun olması gerekirken AK Parti acayip rahatsız bundan. İstanbul ve Ankara'yı kazandığı için olabilir mi? Niye? İşte ona acaba ya niye yerli ve milli değil? Ya seçim kaybettirdiği için olabilir mi? Bu CHP çünkü sırtından kolay seçim kazandırtmıyor. Kutuplaştırıp bunun üstünde bunu gösterip oy toplayamıyorsun. Bak işte tablo. CHP zihniyeti. Bak işte bu öcü. Haklarınızı, kazanımlarınızı bu tehdit tablo, ediyor diye gösterip tablo, oy toplayamıyorsun. AK Parti'nin çünkü istediği gibi olması. Yani oyuncular da AK Parti'nin istediği gibi hareket edecekler.
geçen de konuşmuştuk, küçük hatırlatma yeri geldiği için söylüyorum. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, bizim PKK ile ilişkimiz yok dediğinde, tamam bunun gereğini yapın demesi gerektiği yerde, bak bizi kandırıyor, nasıl ilişkisi yok, yanında duruyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diyor İktidar Partisi. Ama onu söyleyinceye kadar PKK ile aranıza mesafe koyun diye başında boza pişiriyor. Mesafe var dediği zaman, yok diyor, yalan söylüyor, onlar yan yana beraberler, işte şu, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Çünkü bütün oyuncuların oyun düzenini de kendi belirlemek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlenmiş bir pozisyonu var. Dar bir alanda oradan yürüsün ve bize rahatsızlık vermesin. Aynı zamanda HDP'nin bir alanı var. O alanda bulunsun ve bize rahatsızlık vermesin. Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti hepsi için bir alan belirlenmiş. Kamp, o alanlarda devam etsin. Kamp duvarlarının dışına çıkmasınlar. Kimse çıkmasın bir yere. Biz de rahat rahat gidelim. Herkes rahatır. Şimdi 2038-2033'e kadar da Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'da kalsın. 2033 mü? Şimdi niye olduğunu söyleyeceğim bunu. Biraz şaşıracaksınız. Şimdi ben bir başka bir parantez açmak istiyorum. Şimdi yani sen girdin biraz da, onu azıcık açalım. Şimdi bir taraftan da insanların aklında şöyle bir soru var. Yani Erbakan siyasetinde temel olarak dini referans alan ve ona göre işte insanlardan oy isteyen, Anadolu İslamına seslenen bir liderdi. Değil mi? İşte başbakanlığı döneminde de tarikat liderlerine yemek vermişti, o dönem çok eleştirildi. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak falan gibi lafları vardı. Şimdi bir taraftan da seyirciler şunu düşünüyor olabilirler. Yani laiklik mesela benim açımdan, yani benim fikrimi çok önemi yok da şu durumda, benim açımdan olmazsa olmaz bir şey, temel niteliklerden bir tanesi mesela. Ama mesela Erbakan'ın laiklik konusundaki niyeti sahih miydi yoksa değil miydi? Eğer yani şimdi Erbakan'a bakış, az önce sorun ya, tam ona giremedik. Erbakan'a bakışı seküler partilerin özellikle neden değişti ya da değişti mi? Yani eskiden başka bir Erbakan görüyorlardı. Bugün başka bir Erbakan mı görüyorlar? Şimdi Erbakan'ın bütün itilaflarına, görüş ayrılıklarına rağmen en sert sözleri bile belli bir nezaket içerisinde söylemesini mesela övüyorlar. Bunu takdir etmek, bunu özlemek, bunu aramak o sözlerin içeriğine katılmak anlamına gelmiyor. Yani laiklik tabii ki önemli. Benim için de önemli. Zaten Türkiye bu deneyimden sonra herhalde onun ne kadar önemli olduğunu anladı. Evet. Ve mesele şu. Yani milli görüş siyasetinin, Erbakan'ın hangi siyaseti, politikası ne kadar isabetliydi, doğruydu. Avrupa Birliği karşıtı siyaseti mesela benim benimsediğim bir siyaset değildi. Bir sürü başka şey daha sayabiliriz. Ama mesele o değil yani. Burada mesele geride bırakılması gereken bir takım şeylerin geride bırakılmış olmasına iktidarın verdiği tepki. Böyle yani, böyle bakmak gerekir. Ya ben oradan bakıyorum ve CHP, HDP, diğer partilere oraya gitti diye tepki gösteren muhaliflere de onu soruyorum. Yani CHP'den bugünkü CHP, eski CHP artık yok, değişti. Başka bir CHP var. Neredeyse iktidar, yani ey CHP, bugün değilse ne gün CHP zihniyetliğini göstereceksin? Ne zaman CHP'lik yapacaksın daha, yani hani niye daha yapmıyorsun diye neredeyse isyan edecek. Bir türlü o aradığı şeyi vermiyor ona, iktidara. Eski CHP tadını, fırsatını vermiyor. Bu CHP ile çekişmek keyif vermiyor. Niye? Sırtından kolay seçip kazandırmıyor. Tam tersine, eğer eskisi gibi yaparsa ve kalırsa 60 sene daha AK Parti'ye yarayacağını, AK Parti'ye kazandıracağını, kendisinin kazanamayacağını çözmüş ve değişmiş bir CHP var. Evet. Ve sonuç aldı. Yani son seçimlerde de başarılı oldu. İktidara AK Parti'ye ilk kez seçim kaybettirdi bu kadar sene sonra. Bundan iktidar memnun değil. Rahatsız. Bunu anlıyorsun da. Yani muhalifler niye rahatsız? Bazı muhalif kesimler. Ama orada da şunları yatsımamak lazım. Bu kutuplaşmanın getirdiği bir keskinlik var. Yani, öfke var. Öfke var. Yani bunu hani hiç yokmuş gibi de kabul etmemek lazım. Bir itilmişlik var. Bir dışarıda bırakılma durumu var. Bir görmezden gelme var, hali var. Doğru. İnsanların bazen hayat tarzlarına müdahaleden kaynaklanan ciddi kızgınlıkları var. O kızgınlıkların getirdiği bir bakış, bir keskinlik olabilir.
Asıl zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilerin yönetmesi gereken alanlardan birisi de o. Yani bu böyle bir grup var Türkiye'de. İktidar da zaten bunun için özel çaba sarf ediyor. Hani şu vardı ya 28 Şubat dönemi, orada muhafazakarlara yaklaşım konusundaki keskinlik ve onun yarattığı etkiyle gelinen bugünkü siyasal tablo. Şimdi bu iktidarın davranış biçimiyle de tam karşıtı oluşuyor doğal olarak. Aslında bu oluşmadan da memnun. İktidarın istediği şey o istediği diyorum şey ben de. O, İktidar zaten sizi bilemek, radikalleştirmek, militanlaştırmak istiyor muhalefeti. Ama bunun, bundan memnun bunun olacak. Bunun olmasını da doğal karşılamak lazım. Yani çünkü orada da başka bir öfke ve kızgınlık var. Ama onları da anlamak lazım. Türkiye'nin yani. Akla ve soğukkanlılığa ihtiyacı var. Onu anlıyorum. Yani öfke, o da yöneticinin işi. Tepki, tabii ki o da yöneticinin. Onu, liderlik onu yapacak. Onu yönetmek liderlik onun işi. Belli ki aslında o gruptan da hem o grubu anlayıp hem o grubu yönetmeye de talip görünüyor. Bu toplantıya katılma özgürlüğü. Ve onu gösterir. Öyle. Şimdi 28 Şubat'tan yakınıyordu gene iktidar. Haklı olarak o dönemde yakınacak çok şey vardı. Yani 28 Şubat zulmü ve mağduriyetlerini hatırlatıyordu. Ama bir yandan da yani hem bunu yapacaksınız hem de eski CHP yerli ve milliydi, bugünkü yerli ve milli değil diye eski CHP'yi bugünküne tercih ettiğinizi söyleyeceksiniz. Bu bir çelişki değil mi? Başka bir çelişki. İkisi aynı anda doğru olabilir mi? Başka yani? Bir çelişki daha söyleyebilir miyim? O dönemde çocukların, gençlerin okullara girmesi, eğitimlerin engellenmesi üzerinden bugün mağduriyet hikayesi anlatılıyor ve doğru, öyle bir mağduriyet var. Peki şu anda 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 2 Boğaziçi'li öğrencinin eğitimlerin engellenmesini sormuşsun ki bu kadar hassasiyet varsa cezaevinde kalmayacağı kesin olan, ceza alsa bile cezaevinde kalmayacağı belli olan iki öğrenci sadece sizin uygulamalarınıza itiraz etti diye, ibret olsun diye cezaevinde tutuluyorsa o günle bugün arasındaki fark ne? Üniversite kapatıldı, kökü kazındı. Yani, yani ayrıca. Koca bütün. Hayır, şu anda yaşanıyor. Ya da, şu anda cezaevinde o çocuklar da onun için söylüyorum. Ya da 28 Şubat'ın o baskın havasına rağmen rektör olduğu üniversitede hiçbir öğrencinin başörtüsünü çıkarmamasını istediği halde bugün Boğaziçi eylemine destek verdiği için İçişleri Bakanı tarafından aranıp uyarılan rektöre gösterilen muamele. Üstün Ergüder, eski rektör. Bir şey şimdi, daha söyleyeyim. Boğaziçi dediğimiz için bugün de bir haber vardı. Boğaziçi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne müdür atanmış. Rektör yardımcısı, fizik profesörü. İlk defa bir sosyal bilimler fakülte şeyine enstitüsüne müdür olarak atanmış. Fizikçi. Fizikçi olarak atanmış. Ve gelenek seçimle gelmesi. Seçim yapılmış, başka biri seçilmiş ama rektör aslında ona niye itiraz edildiği konusunda herkesi haklı çıkartmak için böyle bir atamanın altına imza atmış. Evet. Ve nasıl geldiyse öyle atama yaparak hayata devam etmeyi tercih etmiş. Evet. Şimdi Erbakan anmasında Cumhurbaşkanı yoktu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde temsil edildi. Fakat Cumhurbaşkanı parti teşkilatlarında, kongrelerde yaptığı konuşmalarda daha önce de 2019 31 Mart seçimlerinden önce de söylemişti bunu. 94 ruhu arıyor. Yani Milli Görüş zamanında Erbakan'ın kendi partisinin teşkilatlarında üflediği ruh. Her neyse artık o. Yani bunu arıyoruz diyor. Ya da başka bir deyişle Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimini kazandığı, ona o seçimi kazandıran ruh. Orada heyecanı kastediyor. O günkü heyecan. O günkü fikriyatı aradığını düşünmüyorum yani. Aramıyor mu? Zannetmiyorum. O günkü fikriyat zaten yani... Zaten ona itiraz edip ayrıldı. O günkü ruhun... O günkü, itiraz edip hem de nasıl itiraz edip ayrıldı yani. O günkü ruhun bu kadar güçlü olmasının, heyecanın bu kadar güçlü olmasının sebeplerinden bir tanesi fikri temelli bir hareket olması değil miydi? Fikri temelli yani bir hareket nihayetinde... de başka bir şey. Çevrenin merkeze gelme heyecanı vardı. O zaman dışlanmış, ötekileştirilmiş, öyle şey değil. Bugünkü gibi iktidar gücü kullanan, ayrımcılık yapma imkanı bulmayı kendisi ayrımcılığa, kendisi nefret diline, söylemine maruz kalan bir kesim vardı. Onun bilenmişliğiyle mücadele veriyordu. Hı hı. Şimdi o ruha zaten dönemezsin ki. Yani şimdi merkez sensin. Doğru. Neden o zaman sen ötekiydin. O zaman peki, sen ötekiydin. Şimdi başka ötekiler var.
Şimdi başka ötekiler var. Artık o ötekilerin şimdi, kızgınlıkları var, heyecanları var. Tarihsel diyalektik yani. Şimdi tez antitez meselesi. Şimdi sen merkez oldun. Şimdi öbür çevre senin ayrımcılığına maruz kalarak bilenecek. O ayrımcılık ve nefret dili onları kamçılayacak. Onlar o heyecan, aşk, iştiyak, onlara gayretle gelip merkezden 2033'e seni değiştirip kendileri koruyacaklar merkeze. 2033'e yani. Kadar vakitleri var. 2033 hesabı nasıl? 2023. Onu söyleyeceğim şimdi. Niye? 3 daha 6. 2 koyarsan 8. 0'ı soluna koyarsan, sağına koyarsan 80. Soluna koyarsan 8. Bugün Mehmet Uçum'un röportajını okudunuz mu? Yok hayır. Okumadınız değil mi? Yok, veya okumuşsunuzdur da başlık görmüş olabilirsiniz. Bir kısmını okudum ben de. Detayına baktığın zaman şöyle bir şey var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı zaten diyor yeni sistemde ilk seçilmesi olduğu kesin diyor. İkincisine girecek diyor. Ne zaman? 2023. 2028'e kadar görev yapacak diyor. 2028'de seçim zamanından önce meclis kendisini feshederse bir 5 yıl daha görevi var diyor. Ne etti? 2033. Oyun Mehmet Uçum'a tamam. Uçum 2023'ü halletti, 2028'i hallediyor şimdi 2028'i yani. Hallediyor. Yani bir partide, bir pakette hepsi birden halloldu. 2033. Ben bu şartlar altında anayasa değişikliği konusunda çok ısrarcı olmayacağını düşünüyorum. Bu formülün tutacağını öngörürlerse. Bunlar peki önden seçmeli seçimler mi olacak? Galip önden belli. Galip önden. Seçimi yani, yok, iş olsun diye. Haksızlık yapmak istemiyorum. Böyle bir şey söylemiyor da adaylık anlamında söylüyor. Adaylık tamam da yani 2023 seçim, bir seçim kazanılmadan bir sonraki seçime nasıl girileceğinin hesabı mı yapılır 2023, yani? 2028, 2033. 2053. 2071. Ya yok. 2100 deyin tamam kapatın. 2100 deyip kapatın. 2100'e kadar devam edecek diyelim. AK Parti iktidarı. Şimdi İstanbul Kongresi'nde göreve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yeni bir isim geldi. Osman Nuri Kabaktepe. Saadet Partisi içerisinde siyaset yapmış. Ama hep bir o epeydir de ayrılmış yolu. Ben çok tanımıyorum. Var mı özgeçmişi? Özgeçmişi var. Gerçekten şey yapmadım. Ben daha önce duymamıştım ismini. Sana özgeçmişini okuyorum şimdi. Lütfen. Yalnız hiç yani bir önce bir hani özgeçmişinde acaba ne yazıyor falan diyecektim ben de neyse. Ama şimdi şöyle. Şey, gerçekten merak ettim hiç sorun. Tamam geliyor okuyorum. Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kendi internet sitesinde yer alan CV'sinden bir bölüm okuyorum sevgili seyirciler. Kendimi fehmettiğim parantez varoluş deviniminin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim parantezi kapayalım. Dünyaya gönderilişim arz mekanının hareketini sayan zamanın insan adlandırılmasıyla Hicri 1390 / miladi 1970 yılında Fatsa'da Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe'nin son mahtumu olarak takdir edildi diyor. Marx'ın kapitalini daha rahat anlarsın. Yani. Ben ama anlayan biz, az bizim şansımız var. Bizim şansımız var Hakim. Sen varsın. Biz de beraber. Bu konuda yani vallahi ben güveniyorum sana. Gerçekten bir tercüme etmen lazım bize. Cümlede iki yerde noktalama eksikliği var. Eğer o olsaydı bir anlam çıkarabilirdim. Bakabilir miyim? Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Kendimi fehmettiğim parantez varoluş devinimin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim parantezi kapa dünyaya gönderilişim. Şimdi kendimi fehmettiğim dünyaya gönderilişim diye parantezi çıkarırsan bir şey çıkıyor ortaya. Arz mekanın hareketini sayan zamanın öyle devam ediyor. Şimdi orada kendimi fehmettiğim dünyaya gönderilişim virgül olsa dünyaya gönderilişini kendini fehmettiğinden başlattığını fehmetmek sayarsın. Anlamak. Kendimi anladım, bildiğim. Yani akıl bali olduğum, kendimi fark ettiğim, bilincimin uyandığı andan itibaren bir dünyaya gelmiş sayıyorum kendimi. Evet. Bir doğduğum an, ana rahmine düştüğüm an bir de. Dolayısıyla ana rahmine düştüğün bir, doğduğun aşama iki, bilincinin uyandığı, kendini bildiğin zaman da üç kere kendini dünyaya gelmiş sayabilirsin. Evet. Yani bunları aşama olarak işte ne diyor? Öbür türlü reenkarnasyona girer. Yani onu bağdaştıramıyorum. Bir de 1970
Doğduğu tarih mi, kendini fehmettiği tarih mi? Hangisi i̇şte olarak bu anlamalıyız? Noktalama eksikliği de var. Hem anlatımda bozukluk var. 1970 doğumlu herhalde. 1970 doğumlu. Öyle anlaşıyoruz. Herhalde öyle birincinin anlaşıyor. Uyandığı tarih değil de ya da ana rahmine ama aynı sene. 9 ay. Ben anlamaya çalışıyorum. Milan niye bunu görüyorsun ya? Fakat gerçekten hoş yani şey mesela roman yazsa bir Ulysses falan çıkar yani böyle. Yani sittinse 100 yıl kimse anlayamaz tabii. Enteresan ama yani enteresan. Farklı bir il başkanı oldu herhalde. Değişik. Belli ki iş dünyasında kendi muhasebeleri var, şeyleri. O tarafı hoş da aslında. Bir tarafı daha hoş. Onu söyleyeyim. Yani bir eleştirilen bir şeyi var. Mesela Esenyurt Belediyesi'nde 8 yıldır işte 40 milyon küsur üzerinde ihale almış bir medya şirketine ortaklığı falan eleştiri konusu yapılıyor. Onu ayrı tutuyorum. Yani onu ayrıca konuşuruz anlamında. Onunla ilgili bir açıklama oldu mu? Hoş dediğim kısmı şu. Ondan gelen bir açıklama. Ben de görmedim. Ben. Ya da belediyeden ben bir açıklama görmedim ama hoş dediğim diğer tarafı şu. Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaret arzusuna tebrik ziyareti arzusuna kahve içme davetiyle cevap verdi. Kaftancıoğlu da buna icabet edeceğini söyledi. Bu da farklılaşma belirtisi. Yani acaba diyorsun zaten suyu yokuş yukarı akıtmanın imkansızlığını iktidar gördü de. Acaba bunları gördü, fark etti. Saadet Erbakan anma gecesindeki şeyde fotoğrafı gördü ve artık boşa kürek çekmeyelim dedi de şey mi değiştiriyor, tarz mı? Bugün Bay Kemal de demedi. Değiştiriyor iktidar diye insan düşünmüyor değil. Yani. Ben de çok Bahçeli de ediyorum. Bahçeli de son grup toplantısında huzurdan bahsetti. Evet, huzurdan, gençliğin öneminden, Z kuşağına ulaşmak için ne kadar çaba sarf ettiklerinden falan bahsetti. Evet, dil biraz değişikti. Onun öncesinde Boğaziçi'li öğrencilere terörist demişti. Başı ezilecek yılan dedi canım dedi. Yani direkt o mezunu üstüne. Yoksa yeni bir döneme gidiyoruz. Cumhurbaşkanı mı söyledi başı ezilecek yok, yılan? Yok, Sayın Bahçeli söylemişti evet. Ay şey var, acaba diyorum, evet Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında da dil farklılığı vardı. Vardı. Acaba sonra bir paylaşımında da vardı, bir huzur vardı, üzerinde evet, bir şey Twitter'da yaptı. Da yani. Evet. Acaba bir değişim, bir alameti, belirtisi mi, il başkanı seçimi? Şöyle mi demek istiyorsun? Yani biz yaptık, söyledik, 5. kol dedik, terörist dedik, oy verenler serbest dedik. Yani zillet dedik, illet dedik, her şeyi yaptık. Bu halka da izah etmeye çalıştık ama halk artık ya, bu noktada. Ama ne yapacak? Ne yapalım? Şimdi yoluna gidiyoruz mu diyor yani? Nasıl? Yani, zilletle mi beraber olacak? Tabii suyun akışına bırakacağız kendimizi yani şey yapacağız. İlletle mi beraber olacak demek istiyorsun? Efendim? İlletle mi beraber? Zilletle. Ama işte Erbakan'a anma gecesinde olunmadı mı zaten? Böyle bir zillet durum var. Şimdi ziyaretleşme herhalde karşılık. Sonra bir iade ziyareti de olacaktır bunun herhalde. Milliyetçiliği ayaklarım altına alıyorum. Medeni münasebet onu gerektirir. Milliyetçiliği ayaklarım altına alıyorum demişti Cumhurbaşkanı vakti zamanında. Sonra Bahçeli ile. Neler olur diyorsun? Ya bu olduysa o da... Numan Kurtulmuş neler söyledi diyorsun. Tabii, Harun Süleyman Soylu neler söylemişti diyorsun. Olabilir belki. Her şey olabilir. Ama bu makas değişikliği biraz böyleyse gerçekten çok hızlı olmuş diye şaşırırım. Siyasette çünkü esas ben şunu çok merak, beklemem yani. Şunu bu kadar merak ederim. Ama bodoslama. Ya Kaftancıoğlu için çok ciddi suçlarla yargılanıyor ve işte terör propagandası, terörist. Tabii, militan demedi mi Cumhurbaşkanı? Militan filan. Terör örgütü üyeliğiyle yok. Direkt öyle suçtan dedi, mı dedi, ya? Dedi militan terör, dedi. Yapma ya. Tabii, öyle tabii. İçişleri Bakanı mı söylediydi onu? Sanıyorum şeyle o, söyledi. O bir de böyle DHKPC'li falan. İçişleri Bakanı mı hatırlıyorsun? Nasıl? Sen İçişleri Bakanı mı hatırlıyorsun? Hayır, gerçekten öyle miydi o cümle? Öyle denmiş miydi? Şimdi peki nasıl ziyaretleşilecek? Şimdi medeni münasebet normalde partiler arasında bunu gerektirir. Lütfü Türkkan, İyi Parti Grup Başkan Vekili şöyle bir tweet attı. İktidara, yani bir dost olarak söylüyorum, ilk seçimde kaybedeceksiniz, gideceksiniz falan diye bir tweet attı. Sonra o nasıl dost, iktidara dostluk dili kullanırsın diye gelen tepkilere de bir cevap verdi. Ya biz düşman değiliz, rakibiz dedi. Yani ayrı partileriz, memleket için farklı çözüm önerilerimiz var. Ama herkes de memleket için çözüm öneriyor. Evet, herkes memleket için. Kimse, hani herkes bu ülkenin insanı, evladı. Biz düşman değiliz. Yani bir savaşta değiliz. Siyasi mücadele veriyoruz birbirimize karşı dedi. Dolayısıyla ayrıca fikir ayrılıkları falan da dostluğa mani değil. Şimdi ona mı dönüyor acaba iktidarda? Yani mesela Lütfü Türkkan'a bir AK Parti grup başkan vekili de böyle mukabelede bulunabilir yarın öbür gün. Ya dostum,
şu konuda sana katılmıyorum falan. Yani hain, alçak, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz falan diye küfür kıyamet saldırmayıp yani öyle yapıyorlar ya. Ağzını açar, ağzını açar. Ama işte, cibilliyetsiz, nasıl kafada diye. Değil mi? Ya işte, kaç zamandır çakıp duruyorlar. Yani, rüyana giriyor ya. Rüyanda görüyorsun. Devlet küfreder mi ya? Devlet, yani yabancı devletlere falan. Belki artık ya bu böyle gitmiyor. Yani biz de boşa gidiyor çabalar falan da. Kendimizi de yıpratıyorum. Acaba kendi sinirimiz de bozuluyor. Acaba milletin de sinirini bozuyoruz. Bunu dediği vakit diye vazgeçiyor olabilir. Kafamda Cumhurbaşkanı çok dedi sorular vardı. Acaba bu birliktelik, yani böyle bir dil değişikliği, üslup değişikliği, dışarıda yaşanabilecek bir olumsuzluğun sonucu içeride dışarıda sıkışmışsınız gibi. Yani önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel bir sorun da olabilir mi acaba? Şey demek. Bir de şunu merak ederim ben. Küresel siyasetteki değişimlere ayak uydurmak için yapılıyor olabilir mi? Olabilir mi acaba? Sayın Cumhurbaşkanı bunun cevabını vermişti. Öyle demişti. Biz küresel siyasetteki değişme milletimizin talebidir bizden değişim. Küresel siyasetteki değişime ayak uydurmak için demokrasi ve hukuk reformları yapacağız demişti. Ne zaman demişti? 3,5 ay mı oldu? Sayın Bahçeli reformlara yön vererek, istikamet çizerek destek açıklamadan önceydi. Evet. Yani sonra 3,5 ay kadar falan olmuştu diye hatırlıyorum, evet. Değil mi? Oldu. Öyle. Peki. Bülent Arınç Yüksek İstişare Konseyi üyesi miydi o zaman? Evet. O zaman öyleydi değil mi? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı yarın çıkıp işte uzlaşmacı bir dille siyaset yapmaya başladığı vakit seçmen ne diyecek? Yani onun seçmende bir karşılığı olacağını düşünmeleri de çok enteresan bu arada. O kısmını da dikkat çekmek istemiştim. Fezlekeler mevzuna geçiyorum. Şimdi mi? Az zamanımız kaldı da onu da konuşalım. Duyurduk çünkü. Doğru, haklısın, onu da konuşalım. Aslında ekonomi de var. Yani ne dese, neye el atsa artık iktidar, mesela 28 Şubat'ta öyleydi böyleydi diyorlar. Bugünle kıyaslanıyor. Zor bir durum yani. Zor. Uzun süre iktidar yapmanın olmanın zorlukları bunlar. Yani mesela CHP'ye tek adamcağız yönetim, herkesi dışlıyor diye eleştiri getiriyor. O da aleyhe dönüyor. Çünkü iktidarın kendi tek adam, tek başlık siyaseti ve bunun için yaptığı anayasa değişikliği gündeme geliyor. Ama daha 2033'e kadar iktidarda, yani Cumhurbaşkanı iki seçim daha seçilebileceği için bugün söylenenler zaten değiştirilmek zorunda. İzleyicileri ilk defa duydu. Evet, ilk defa açıkladım. Tekrar ediyorum. Önemli bir bilgiydi kadar, o. 2033'e kadar Cumhurbaşkanı'nın seçime hakkı var. İktidarda mı? Beştepe'nin bakışına göre. Daha çok götürülür getirilir. Daha çok gider gelir görünüyor. Şimdi 33 milletvekili hakkındaki fezlekeler meclise gönderildi. 9 HDP'li. Yok, daha fazla. Daha fazla da bu Kobani. Kobani 9 daha fazla. Evet, yoksa 9. Bir sürü fezleke vardı, doğru. Şimdi Kobani 2014'teydi. 6-7 Ekim 2014. 7 yıl önceydi. 7 yıl önceydi. Sonra bir soruşturma... Üstünden kaç seçim geçti? Açıldı. Üstünden 2014 kaç? İşte 2000... 2015'te 2 seçim. 2015. 2018'de 1 genel seçim, 3 genel seçim. 1 yerel seçim, 1 referandum geçti. 3 genel seçim geçti üstünden. 7 yıl geçti. 7 yıl sonra ve 3 genel seçim sonra son seçimde hiçbir yasal engel görülmeyip seçime katılmalarına izin verilmiş ve katılmış, seçilmiş HDP milletvekillerine şimdi mecliste bulunmaları sakıncalı diye fezleke gönderiliyor. Fezleke gönderiliyor. Yani meseleyi böyle söylersek daha net anlaşılır. Soruşturma da... Terörle mücadele için mi yapılıyor? Kobani'nin hesabı mı soruluyor? Yoksa kaybedilen İstanbul seçimlerinin hesabı mı soruluyor? Kobani ne zaman olmuştu? O da sanıyorum biraz zaman geçti 2014. Herhalde anladım. 7 yıl önce. 7 yıl. Çok olmamış. Evet. Sen bir... Yeni sayılır. Kobani hadisesi yaşandığında, Kobani için eylem çağrısı yaptığında HDP, ortalık karıştığında işte 49 ölü var galiba değil mi? O sayı hiç bilinmiyor. De, tam net değil. 55 de var. Evet, 50 var. Fakat hepsiyle ilgili davalar, soruşturmalar açıldı, davalar. Müebbetçe mesela Yasin Börü'nün davasında. İtiraz edebilir miyim? Hepsiyle ilgili dava açılmadı. Yasin Börü'yle ilgili dava var. Diğerleriyle ilgili soruşturma bile yok. Evet. Nasıl yani? Birçoğuyla ilgili şu anda. Başkalarıyla, Yasin Börü dışında da var da başkalarıyla ilgili de var. Sayı okumuştun. Daha doğrusu bir tarafla ilgili. HDP'lilerle, hayatını kaybeden HDP'lilerle ilgili hiçbir şey yok. Evet, yani öyle söylersek belki daha net olur. Evet. Çünkü diğerleriyle ilgili verilmiş cezalar var vesaire falan. Müebbet ceza, hapis cezaları var mesela. Börü'de. Yasin Börü'de. 5 müebbet verildi herhalde. Evet. Hatta onu bile az mı buldu Yargıtay, bozdu böyle galiba tekrar. Evet. Dolayısıyla
O kadar sonra, fakat bu olay olduğunda çözüm süreci devam ediyordu. O zaman HDP'ye genişletilmemişti. Demirtaş da şimdi mesela onunla ilgili soruşturma geçiriyor. O olayların geçiriyor. Kapatılması için kim devreye girmişti mesela? Demirtaş mıydı? Yok. Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder o yok, geceyi. Yok, Demirtaş da Efkan Ala'nın olayların yatışması için o dönemin İçişleri Bakanı kendisinden bir açıklama yapması konusunda ricada bulunduğunu söylemişti. O öyle söylemişti. Geceyi de birlikte, yani gece birlikte çalıştıklarında Sırrı Süreyya Önder açıklamıştı. Sırrı Süreyya Önder de evet uzun süre bakanla çalıştığını söylemişti. Neticede çözüm masası o olaydan sonra 7 Haziran seçimlerine kadar da tam dağılmadı aslında. Şubat'tan sonra sarsıntı geçirdi, yani bir restleşme tabii. oldu. Fakat devam etti. Dolayısıyla o soruşturmanın HDP'lilere uzatılması, genişletilmesi filan, Kobani olayları soruşturmasının 1-2 yıl sonra mümkün oldu. 2016'dan sonra 2017'de filan oraya gelindi. O soruşturma da yeni değil dolayısıyla. Fakat üstünden 3 de seçim, genel seçim geçtikten sonra. Araya bir şey daha geçtikten sonra 9 milletvekiliyle ilgili fezleke düzenledi. Savcı iddianame yazdı. Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma açıldıktan sonra savcı iddianame yazdı. İddianame şöyle başlıyor. 6-7 Ekim 2014'te işte şu şehirlerde HDP'nin çağrısıyla şu olmuştur diye. Sanki savcı üzerinden 7 yıl geçmiş bir olayla ilgili iddianame yazmıyor da bir ay önce yaşanmış bir meseleyle ilgili iddianame yazıyormuş gibi yazmıştı iddianame. Bu arada yani bunun ilk soruşturma olmadığını, değişince, bunun ilk soruşturma olmadığını, bundan önce de bu soruşturmanın yapıldığını, cezaevine girenler olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili Ayhan Bilgen 8 ay yattı diye tazminat cezası aldı. Haksız cezası verdiğini aynı konuyla ilgili tabii, de tabii. unutmayalım yani. Evet, sonra tekrar aynı suçtan Ayhan Bilgen cezaevinde. Ya bunların hepsi tabii o olayı aydınlatmak için. Bunun niye yapıldığı konusunda bir fikir veriyor bunlar da bize. Ben söylüyorum, hepsi aydınlatmak evet, için. Şimdi, demek ki Kobani olaylarının hesabı soruluyor şimdi HDP'den. Evet. Yoksa maksat 23 Haziran seçimlerinden önce İmralı'dan Öcalan'ın talimat mektubu getirtildi. İşte Millet İttifakı'na taraf olmayın, angaje olmayın, tarafsız kalın. Hani madem Cumhur İttifakı adayına oy vermiyorsunuz, Binali Yıldırım da HDP'lilerin oylarına talipti. Madem ona oy vermiyorsunuz, bari Ekrem İmamoğlu'na, Millet İttifakı adayına da oy vermeyin tarafsız diye. Tarafsız kalın. Tarafsız kalın diye Öcalan'dan getirtilen talimata uymadıkları için onlardan hesap soruluyor ve seçim kaybettirdikleri için hesap soruluyor değil yani. Hı-hı. Kobani olaylarının hesabı soruluyor. Öyle düşüneceğiz tabii. Vakti zamanı gelmiş. Buna inanacağız. Şimdi müsait tabii. olunmuş. Tabii. Yani soruşturma şimdi, bu kadar 7 yıldır anca bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Canan Kaftancıoğlu'na 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle nasıl bugün soruşturma tabii, açılıyorsa. Tabii o da hukuk işliyor. Canan, bundan şikayet ediyorsun. Canan görüyorum. Kaftancıoğlu'na soruşturma il başkanı olduktan sonra eski tweetleriyle ilgili açıldı. Açılıyor. Dava İstanbul'daki iki seçim arasında. 31 Mart seçimi ile 23 Haziran seçimi arasında iddianame kabul edilip dava başladı. Bir bakalım istinafta ne zaman onandı cezası. 23 Haziran seçimlerinin birinci yıl dönümünde. Ama sen şimdi bunların tesadüf olduğuna inanmazsın. Zamanlama manidar dersin. Ama olmadı ki ya. Benim rolüm kaptı ya. Ben sana bir cümle söyleyecektim. Olmadı. Şimdi bu... O sırayı verir miyim sana? Ya, çok sevdiğim, ya. Geçen yazdım da çok sevdiğim bir deyim var. Bazı dingil döner, bazı teker diye. Evet, o sırayı burada. Verir miyim sana? Evet, programda da söylemiştin sadece. İktidar da hep kendi dönüyor ya, hiç sıra vermiyor. Tersini de düzünü de kendi savunuyor. Yani iktidar bu süper pozisyon, atom altı parçacıklar dünyasında sen mucizevi bir şey bu. Son 10 yani, dakikadır bir böyle bir... İki... Ateş bastı. Hızlandım bir son 10 dakikadır. Zaman daraldı. Mevzuyu getirmek söyleyerek. İstediğim bir yer varsa hemen yani, geçebiliriz yani. Yok getir sen. Sen getir hadi. Sen bir yere taşıyacaksın. Şimdi HDP, MHP HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Parti'nin buna karşı olduğuna dair bir takım açıklamalar duyduk. Numan Kurtulmuş'tan sonra vesaire. Sonra MHP'den duydun mu sen kapatmayla ilgili bir açıklama? Oradan da duymuyoruz. Evet, çünkü işte bir ara formül bulundu. O ara formülde bu dokunulmazlık fezlekelerinin meclise gönderilmesi biçiminde zaten biz de öyle görüyoruz yani. Tamamen onunla alakalı bir mesele. Mesela Gergerlioğlu'nun fezlekesi de var. Gergerlioğlu milletvekili düştü. Hayır, dokunulmazlığı gidiyor. Yani, oraya kadar gidiyor. Karar çıktı çünkü. Oraya kadar gidiyor. Yani başka milletvekillerinin de HDP'lilerin de
milletvekillerliklerinin düşmesine kadar uzanabilir bu mesele. Dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra tutuklanabilirler. Tutuklanacaklar zaten. Evet, bunun yani tutuklanırlar büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle tutuklanırlar. Yani diğerleri tutuklu, belki yargılanacaklar. Orada ama bir şey o. Hukuk işliyor. Bırak hukuk işlesin. Pardon, özür dilerim. Bırak hukuk işlesin. Sen yani, siyah yargı... Bugünden tutuklanacaklar demen... Sen, yok öyle demek istemiyorum. İsası rey oluyor. Muadilleri sen yargı siyasete alet ediliyormuş. Sen terörle mücadele siyasete alet ediliyormuş gibi yaklaşmak gibi bir hata içerisindesin. Ben asla yani. Hiç öyle aklıma... Öyle değil. Yargı işliyor. Sen hukuk işliyor. Niye öyle? Yani. Yargı reformu da var. Hukuk. Yarın. Hazır. Şimdi bu fezlekeler meclise geldiği vakit CHP'nin nasıl bir tutum alacağına dair açıklamalar geldi. Daha önce CHP net. Daha önce CHP işte Demirtaş'ın da aralarında olduğu bir sürü Enis Berberoğlu da vardı. Bir sürü tek milletvekili. Seferlik bir anayasa değişikliğine evet demişti. Evet demişti. Onunla ilgili o dönem aldığı tutum doğru muydu yanlış mıydı diye hala zaman zaman tartışılıyor. Evet. Eleştiriliyor da. Evet. Şu anda CHP'nin hayır oyu vereceğine dair güçlü emareler var. Açıklama yaptılar. Engin Özkoç söyledi. Bu dönemde doğru bulmuyoruz dedi. İyi Parti'de evet oyu vereceğiz diyen milletvekilleri, yöneticiler oldu partide ama Yavuz daha Aralioğlu. Bir Yavuz Aralioğlu söyledi. Fakat bugün İsmail Tatlıoğlu bugün söyledi. Dedi ki biz önce fezlekeleri görelim. Bu fezlekeleri görüp partide kararı da alınamıyor. Alınamıyor. Evet. Fezlekeleri göreceğiz. Partide düşünüp tartışıp karar vereceğiz dedi. Fakat HDP'ye bakışımız zaten belli diye de söylüyor. Yani onu PKK'nın bir uzantısı olarak İşte terör örgütünün... Ama hep İstanbul seçimlerinden sonra bu belli oldu. Öcalan'ın talimatına uymayınca... Demek ki Öcalan'ın talimatına uyması gereken bir parti bu. Demek ki terörle arasına mesafe koymuyor. Demek ki Kandil günün güdümünde diye iktidar yeni fark etti. Ona uyandı, onu öğrendi ve onun içinde işte hukuk işletilmeye başlandı. Şimdi İyi Parti en nihayetinde... Ülkücülerin, milliyetçilerin ağırlıkta olduğu bir parti ya, MHP'den kopmuş bir parti aynı zamanda. Sizce bu fezlekeler genel kurula geldiği vakit İyi Partililer ne yapmalı? Ne yaparsa acaba Millet İttifakı'nda bir aksilik olur? Böyle mi bakmalı mesele? Hayır, böyle bakmalı da kendi işleri. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu hepsi mesele, kendi işleri canım. Bu meseleye yaklaşırken muhtemelen iktidar partisi bir taşla birkaç kuşu birlikte vurmanın hesabında yapıyordur. Politika böyle bir şey çünkü. Nasıl bir katkısı olur, nasıl bir zararı olur diye. Evet. Burada neyi düşünüyordur? Hem HDP'nin oy potansiyelini biraz azaltmak, oradan başka bir formül yaratabilmek. Sonuç taktik. Ve aynı zamanda seçim kaybettiren bir aktör olmaktan çıkartmak ve Millet İttifakı'nın arasında da kara kedi sokmak değil mi? O iki Millet İttifakı'nın büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin genel başkanları, yöneticileri de elbette bunu görüyorlardır ve buna göre bir hareket tarzı içinde olacaklardır diye düşünüyorum. Son toplantılarda da öyle. Meral Akşener'in bugüne kadar yaptığı bütün açıklamalardan da anladığım bu. Ve burada İyi Parti'nin dokunulmazlıklar kalksın demesi halinde ittifakın bozulacağı gibi bir sonucu otomatikman doğuracağını da düşünmüyorum. Yani hızlı kapattım arayı tamam. Yani baştan anlatılırsa bu İyi Parti'nin neden evet dediği doğru biçimde anlatılırsa. Anlatılmam ama mesele zaten onlar perde arkasında sanki konuşulur gibi geliyor bana yani. Bir şekilde hallolur. Yani hayır dediğinde CHP niye o ittifakı bozan taraf olsun? Veya evet dediğinde. Ben öyle bir üçüncü parti HDP açısından söylüyorum. Şimdi bunun bu fezlekelerin terörle mücadele için, hukuk, adalet için filan düzenletilmediği anlaşılıyor tabloya siyasi baktığında. Olur. Öyle olsa böyle mi olurdu? Yani 7 yıl sonra mı, 3 genel seçim sonra mı falan filan. O zaman bu demek ki siyasi dizayn için yapılıyor mu? Ben siyasi partilerin de bunun amacına göre bir tutum ve belirleyeceklerini, değerlendirme yapacaklarını mesela düşünüyorum. Mesela Garay'a gitti dediği milletvekiliyle ilgili dosyada delil var mı diye bakar herhalde değil tabii, mi? Tabii bakacağız yani. Dedikleri o zaten. Fezlekelere bakacaklar. Mesela tarafından MİT gözetiminde işte iktidar tarafından hem de 2014'te kanun çıkarılarak Kandil'e gönderilen işte heyetteki isimlerle ilgili bir fezleke varsa herhalde bakacaklar. Diyecekler ki bu nasıl oldu yani?
2014'te iktidar şey çıkardı, yurtçı yurt dışı bu tür temaslara gönderenle gönderilen hukuken sorumlu tutulamaz diye kanun çıkardı AK Parti, çözüm süreci kanunu. Evet. Şimdi kanunu kimin çıkardığını soracak herhalde muhalefet değerlendirme yaparken. Sonra işte o fotoğraftakilerin bu sebeple sorumlu tutulup tutulmayacağına kanun ne diyor diye dönüp bu kanuna bakacaklar. Ona göre herhalde bir tutum belirleyecekler. Dolayısıyla vaka bazında sanki bir değerlendirme yapacak gibi. Ama neticenin bir bütün olarak sonucu olumlu ya da olumsuz kişiye etkileme potansiyelini de ben azaldığını düşünüyorum bütün bu organizasyonlarda. Şimdi evet, ama günün sonunda Yavuz'a kesinlikle katılıyorum. Günün sonunda orası geçilmiş gibi görünüyor. Yani o eşik geçilmiş yani. Bunun artık geri dönüşü olmaz. Hani Rubikon geçilmiş yani, geri dönüşü olmayan bir yerde Millet İttifakı. Öyle de yapsam böyle de yapsam. Bir ara Bülent Arınç, Sayın Arınç diyordu ya, işte yazı da gelse tura da gelse biz kapatıyoruz, biz kazanıyoruz. Yani şimdi de yazı da gelse tura da gelse Millet İttifakı dağılmıyor sanki yani. Öyle bir baksana bu var, kadar he? Bu kadar tazikten sonra bile işte iki gün önce verdikleri fotoğrafa bak. Şimdi bu fotoğrafı iki gün önce verenler öyle kolay dağılacak gibi durmuyor. Bekçi düdüğüyle çil yavrusu gibi dağılacağı benzemiyor. Yani. Peki. Böyle durmuyor. Sevgili Yavuz Oğan, sevgili Akif Bekir, bundan sonra benim yaptığımı yapmayın. Ne o? Ekonomiye zaman kalmadı. Yapma, benim yaptığımı yapmayın. İnsanlarla konuşurken sevgili demeyin. Çünkü bununla suçlanabilirsiniz. HDP milletvekili Garopaylan'ın aynen bu başına geldi. Sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Leyla Güven dediği için suçu ve suçluyu övmek suçundan hakkında... Sen demiyorsun değil mi? Ben demiyorum yani ben... Ama az önce bize suçlu muamelesi yaptığının farkında mısın? Ben konuya dikkat çekmek için. Ben özel bir şey yok değil mi? Bunlarla itham edilebilirim. Hayır, Akif'e söyleyebilirsin de ben kendi üstüme alınmadım doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanı bu kez inşallah yeni anayasa, sivil anayasa yapmayı başaracağız demişti. Dedi. Biliyorsun darbe anayasasını ve darbeciliğin tabutuna son çiviyi çakmak için kaç kere referandum yapıldı. Demek ki bu zombi gibi vuruyorsun darbecilik bir türlü ölmüyor. Vesayet en son 2018'de 2017 16 Nisan referandumunda bitirilmişti. O referandum geçerse vesayet bitiyordu. Evet. Söylenmişti bu bitiyor diye. Evet. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine göre yeni Cumhurbaşkanı seçilince o vesayet bitiyordu. Meğer gene bitmemiş. Şimdi tekrar onu bitirmek için bir anayasa daha yapacağız ama garantisi yok. Sayın Cumhurbaşkanı bu kez inşallah... Başaracağız. Yeni sivil anayasa bu kez inşallah başaracağız dedi. Ben sana söylüyorum. Olmama ihtimali de var. Zombi gibi bu. Vuruyorsun 2030, bir türlü ölmüyor. 2030'da olur o işler. Bir de tamam, bitirmemiz lazım. Bir cümle söyleyeceğim ya. Şimdi sevgiliden ortaya çıkan fezleke aslında yarın açıklanacak olan insan hakları eylem planına ilişkin bize işaret vermiyor mu ya? Evet aynen. Ha, böyle bir şey var. Yani. Eylem planı kadük olmuştur diyorsun. Kadük olmuş olabilir diyorum. Haftaya görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.